hipodrom.com sunar. ...21 Eylül Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz ve bugün Tolga Nimal ile birlikte yapacağız programı. Eray bu haftalık bizle birlikte değil, çok yakın bir çocukluk arkadaşının babasını kaybettiler. Dolayısıyla onun için Rize'de kendisi şu anda. Dolayısıyla bu haftalık bizlerle birlikte olamayacak Eray'da. Ama yorum ve tahminleriyle birlikte açıkçası ekranlarda olacak. Programın sonunda tahminlerini ekrana yansıtıyor olacağız. Yorumlarını yansıtıyor olacağız. Dolayısıyla Eray'ın yokluğunu aratmamak için sizlerle birlikteyiz. Biraz hafif böyle kırgınlığım var benim de. Geçen hafta Eray'dı, bu hafta ben. Dolayısıyla hepimizi şöyle bir sırayla geçiriyor ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ben de sizlere, moderasyon anlamında diyeyim. Tolga Han, hoş geldin. Geçen hafta nasıl geçti senin için? Neler söyleyeceksin? Rutin bir haftaydı. Evet. Artık Eylül tam anlamıyla sonbahar ayı olduğunu hissettirmeye de başladı. Evet. Özellikle dün başlayan yağmur İstanbul'da bugün sabah saatlerinde de devam etti. Biz stüdyoya girerken de yağmur hissettiriyordu kendisini. O yüzden atçılarımız adına da tam artık böyle biraz sıkıntılı sürece girmiş bulunuyoruz. Evet. Atçılık yazın, işte ilkbaharda çok keyiflidir ama kışında tabii sürekli dışarıda yapılan bir iş olduğu için birazcık zorlu şart atçılarımızın planlarını etkileyebiliyor. Bugüne hazırlandık. Dersimize iyi çalıştık. Geçen haftayı çok güzel geçirmiştik. Evet. Yorum anlamında isabetli tahminlerle yardımcı olduk izleyenlerimize. Bugün de iddialı izleyelim. Evet, bugün de elimizden geldiğince faydalı ve katkı sağlamaya çalışacağız diyelim sizlere. Ancak dediğim gibi Tolga Han'la beraberiz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftadan koşularımız var konuşacağımız. Beraber değerlendireceğiz. Biraz böyle tempoda umarız ki bir düşüş yaşamayız. Elimizden geldiğince diyelim. Üçlü olunca daha kolay oluyor değil mi? Birbirimize böyle pas atmalarda falan filan. Dolayısıyla bu anlamda, ama eminim ki sizlerin de katkılarıyla Eray'ın yokluğunu aratmamaya çalışacağız diyelim. Bir iletişim adreslerimizi hemen hatırlatalım. Arkadaşlarımız ekrana veriyorlar. İki tane Twitter adresimiz var. X adresimiz var. @TayTVOfficial arkadaşlarımız verdiler. Henüz takibi almadıysanız verin. Bir diğeri ise @CantinaZakan. Zaten sürekli göndermiş olduğunuz mesajlar arkadaşlarım bir kez daha ekrana verirse her iki adresimiz de birden. @TayTVOfficial. Bizim Tay TV'nin adresi. Buradan da bir takım paylaşımlarda bulunuyoruz. Takip edin diyeceğim. Bunun yanı sıra dediğim gibi sizlerin de uzun yıllardır kullanmış olduğunuz yine @CantinaZakan bizlerin Twitter adresi. Onun dışında iletişim mecralarımız var. Tabii ki arkadaşlarımız ekranlara getirsinler lütfen. Yine YouTube yayınımız Tay TV Official devam ediyor. Buradan da önümüzdeki günlerde çok farklı şeyler gerçekleştirilecek. Burada da yorumlar yapılacak. Buradan da değerlendirmeler olacak. Bu hatırlatmayı da sizlere aktarmış olalım dedikten sonra Twitter adresimizi son bir kez daha verelim. X adresimizi yeni adıyla diyelim. @CantinaZakan ve @TayTVOfficial bizlerin X adresi. Her ikisini birden takip alırsanız bizleri mutlu edersiniz dedikten sonra şöyle bir bakalım diyeceğim sizlerden gelenlere. Bu arada tabii mesajlar var. Onlara da hemen şöyle bir teşekkürlerimizi iletelim. Sercan Demir'i ilk yoklamayı Sercan'dan aldık. Selamlar Hakan abicim, iyi yayınlar diliyorum. Her zamanki yerimizi aldık. Çok geçmiş olsun. Bu arada havalar geçiş zamanı abi. Dikkat etmek gerekiyor demiş. İşte o ufaktan böyle bir kırık var ama hani henüz öyle bir ateştir, ağrıdır, sancıdır falan öyle bir şeyimiz yok. Umarız ki böyle hafif atlatmış olalım diyelim. Bakalım sizlerden neler geliyor, neler geldi bir değerlendirelim. Baykuş Tenis demiş ki, abi selamlar Eray abiye, ben sağlık diyelim. Neurosurgeon yarışındaki kapanma için Eray abinin eleştirisini bekliyorum merakla. Valla Twitter'da yaptı eleştirisini. Söyleyecek hiçbir şey yok. Yani hani hiç olmayacak bir yarış kaybetti arkadaşımız. Önümüzdeki hafta onu bir kez daha değerlendiririz zaten diyelim. Engin Tokçalar, selamünaleyküm, günaydın tüm ekibe selamlar, iyi yayınlar dilerim mesajı var. Engin'e de buradan selamlarımızı iletelim. Aydın Stut, günaydın, iyi yayınlar demiş. Biz de Aydın Usta'da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, iyi yayınlar, bol şanslar, güzel işliğe selamlar. 4 yıl olmuş hocam diyor kim? Metin. Aynen. Abi, Metin Göre. 4 yıl önceki paylaşımını koymuş. Bakıyoruz kimler var, o kimler yok ki
Sevgili Metin abi var, sevgili Levent var, Hara çalışanları var, Harun var, Fatih var, Levent var, ben varım. Valla 4 yıl önce ne demiş at sahibi Hakan Can, dostları misafir ettik aramızda, büyüyen atlarını gördüler, hasret giderdiler. 4 sene mi olmuş Metin abi? Bayağı uzun zaman geçmiş. Daha dün gibi geliyor gözümüzün önüne diyelim. Yine Ercüment, günaydın dostlar. Yine bir hafta sonunda sizlerle olmak çok güzel mesajını paylaşmış. Biz de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz kardeşimize her zaman olduğu gibi bu değerli paylaşımları için. İsnek Anyan Bayımız yine her zaman olduğu gibi sizlere ve izleyen herkese şanslı bir hafta sonu dileriz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de aynı şekilde İsnek Anyan Bayımız'a. Turan 61, Hakan Bey günaydın. Ekibe, konuklara selamlar, saygılar. Tüm çalışanlara nezdinizde saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan biz de bir kez daha. Evet, şöyle bir bakalım, yukarıya doğru çıkıyoruz. Sizlerden gelenler tabii ki var. Muttalip Yapıcıoğlu günaydın, iyi yayınlar. Diyarbakır'dan selamlar demiş. Diyarbakır'da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yine aynı şekilde hayat ne kadar hızlı gelişiyor. Neden özel at yarışı yayını olmaz derken, gece yarışları, özel at yarışları kanalı derken artık hipodrom ile oyun oynatan sanal yasal bayimiz bile var demiş. Babadağ'ın Asi BJK ruhu paylaşmış. Selamlarımızı iletiyoruz. Ercan, tanıyorum arkadaşımızı da. Beşiktaş tribününün böyle hakikaten çok değerli kardeşlerimizden biridir. Çok da severiz. Günaydın, iyi yayınlar. Diyarbakır'dan selamlar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Buda'nın deyişiyle demiş. Konuşmadan önce sözlerin üç kapıdan geçsin. Doğru mu? Gerekli mi? Nazik mi? Sevgiler demiş. Şimdi yine Şevket Erkan Şar Bey'den diyelim. Evet, şimdi mesaj, Ramazan Uçucu günaydın abi demiş. Ramazancığım, sağlığa zararlı şeyleri masanın üzerine koyup da fotoğrafları öyle göndermiyoruz. Dolayısıyla onu oradan kaldır. Sağlığa zararlıdır. Teşekkürlerimizi tabii ki mutlaka iletelim. Sağ olsun paylaşımda bulunanlar için. Uğur Elde'ye teşekkürler. Cenk Erenler, her zaman olduğu gibi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarış Rüzgarı'na buradan teşekkür edelim. Barış'a, sevgili Barış Göksu'ya. Ramazan Kısa, yine aynı şekilde Hulusi Başçı. Aydın Stut paylaşmıştık. Yine Cem Gündüz İzmir'e selamlar, sevgiler. Özgür Bıçakçı ve yine Cem Boş Gelmez İzmir'e yine selamlar, sevgiler diyelim buradan bir kez daha. Turgay Sinir yine selamlarını iletmiş. Turgay abiye de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha buradan. Şöyle bakalım aşağıdan gelen başka dostlarımız var mı? Geldikçe paylaşalım. Bugün biraz tempomuzu da hızlı tutmamız gerekiyor çünkü. İsterseniz sizler sorularınız varsa iletin. Bizlerle paylaşmak istediklerinizi, onları da değerlendirelim. İyi yayınlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Herkese bol şanslar demiş. Turgay Sinir paylaşmış. Turgay abiye de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi diliyoruz. İstinye Ganyan Bayine, Turgay Sinir'e buradan bir kez daha. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Başarılar demiş Şaban Ceylan'ın paylaşımı. Şaban Ceylan'a da buradan bir kez daha teşekkürlerimizi, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve bir hatırlatma yapalım. Henüz çıkmamış, evden çıkmayanlar için. Biliyorsunuz 2024 sonbahar idmanda elit 2 yaşlı İngiliz Safkan Tay satışı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 1.30'da gerçekleştirilecek. Hipodrom.com ana sponsorluğunda Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Sahipleri Derneği ve Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir organizasyonla satışta olacak. Kataloğumuz burada. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel taylar var. Geçtiğimiz hafta sonu yine burada hipodrom.com CEO'su, genel müdürü sevgili Ersin Erdem ve yine derneklerden temsilci dostlarım sevgili Emir Karadağ ve Hakan Keleş abimiz bizlerle birlikte olmuştu. Sizleri aydınlatmıştı. İnternette de yine YouTube kayıtlarımızda bu programların satışlarla ilgili bölümleri de mevcut. Bunu da hatırlatalım sizlere. İşte o satışlar bugün gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda hafta içerisinde başarılı antrenörlerimizden Baha Yargı, sevgili Esen'in konuğu oldu, Esen Gök'ün konuğu oldu. Özellikle hani sahaya geldiğinizde antrenör konusunda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız ve ne gibi bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı. Ve atların tabii ki ne şekilde idman edilmesi gerektiği. Hazır idmanda zaten atlar bunların hepsi. Bence onu da izleyin, kaçırmayın derim. Onun da YouTube'da tekrarı var. Dediğim gibi saatler 1.30'u gösterdi. Henüz eğer evden de çık, bizim de yayınımız bugün
Muhtemelen 12-15-12-30 arasında bitecek. Bizler de hipodromda olacağız. Bu satışlarda beraber olmak adına diye hatırlatalım. Ve hemen istersen Tolga, senin söylemek istediklerin varsa alalım. Ardından da kendi değerlendirmelerimize haftayla ilgili geçelim. Evet, haftalardır zaten satışta güzel, başarılı taylar var. Yarış koşup kazanan isimler var içlerinde. Yakın dönemde koşacak olan isimler var. Ülkemiz atçılığı adına da bir ilk. Daha önce gerek TİGEM'in düzenlemiş olduğu satışlar, Arap Tay satışları, gerek yine Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin yapmış olduğu tay satışları vardı. Ama ilk defa ülkemizde idmanda tay satışları düzenlenecek. Bu anlamıyla da bir ilk. Ben de emeği geçenlere teşekkür ederim. Merakla da bekliyorum hangi taylar hangi rakamlara satılacak diye. Evet, ben de açıkçası hakikaten son derece iyi bir satış olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten çok hazır taylar var içlerinde. Yarış koşan, dün bile yarış koşan at var burada biliyor musunuz? Dün bile yarış koşup ve bugün getirecekler atı satışa. Yani Bursa'da yarış koştu, geliyor, burada koşacak. Yani umarım yeni atçılar da kazandırır tabii, bu satış. Tabii zaten yani değil mi Tolga? Yeni atçıları sektöre kazandırabilmek. Bu anlamda da biz bir kez daha henüz sahaya gelmeyenler varsa burada... Yani yeni atçılar çekinmesinler. Riskler minimize edilmiş durumda artık. Tay doğmuş. Erkek mi dişi mi belli olmuş. Evet. İdmana kadar gelebilmiş. Yani risklerin %90'ını geçmiş. Tabii atçılıkta her zaman ufak riskler olur. Sağlık açısından. Evet. Ama büyük oranda riskleri atlatmış atlar. O yüzden de yeni atçılığa girecekler için bence bir avantaj. Kesinlikle öyle. O zaman artık normal akışımıza dönelim diyorum ve jockey tablolarımızı geçtiğimiz haftada konuklarımızı ağırlamıştık. Tablolarda üzerinde konuşamamıştık ve tablolar ekranlara geliyor. Arkadaşlarımız da sizlerle paylaşıyorlar. Görüyorsunuz çok yakınlaştı farklar değil mi? Ahmet Çelik ve Vedat Ünlüş arasında yarış var ki ikiye düşmüş durumda. Ahmet 188, Vedat 186 birincilikle iki yarış kaldı aralarında şu anda. Muhammed Birbilgin hemen bir boy, bir buçuk boy gerilerinde diyelim. İster misin bir sürpriz yapsın? O yapabilir. Ben yani onu zaten hani o sürprizin olabileceğini umuyorum. Belki de çok yaklaşacak ve önümüzdeki sezonda 2025'in de bu şekilde parlak geçeceğini düşündüğüm Muhammed Birbilgin de bir buçuk boy farkla gerisinde devam ediyor ki en çok yarış binen jockey şu anda ilk 10 içerisinde. 1016 kez de at binmiş ama temposundan da bir şey kaybetmiyor. 172 birincilikle şu anda hemen ikisinin jockey'in Ahmet'in ve Vedat'ın dibinde devam ediyor. Bu arada cepten mesajlar geliyor. Hoş geldiniz. Tolgan kardeşime selamlarmış. Hakan Kılıç Aslan'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hakan da Eray'ı soruyor. Programın başında söylemiştik. Hepimizin tanıdığı, onunla çok çocuktan beri beraber büyüdüğü bir arkadaşının babasını kaybettiler. Dolayısıyla onun Allah için cenazeye şehir dışında şu anda Rize'ye gitti. Bu hafta bizlerle birlikte değil, o hatırlatmayı da yapalım. Bir kez daha nur içinde yatsın, dileklerimizi iletelim buradan. Evet, Müslüm Çelik 4'te görüyoruz 163 birincilikle. Hemen ardından Nevzat Avcı geliyor 159 birincilik. Mehmet Kaya 151. birincilik, Özcan Yıldırım 142 birincilikle hemen devamında geliyor. Hemen sonrasında Ali Yıldız, Ferit Yardımcı ve Mustafa Çiçek'le ilk 10 tamamlanıyor. Hemen arkalarında muhtemelen Gökhan Kocakaya var ki ara vermiş olmasına rağmen çok yaklaştı ilk 10'a o da. Önümüzdeki haftalarda yıl kapanmadan görebiliriz diye düşünüyorum. Ama Ahmet'le Vedat arasındaki ve Muhammed Bilgin üçlüsünü bir Tolga istersen bir değerlendir derim ben sen. Yani fark 8-10'lardaydı. Evet. Bir ay, bir buçuk ay kadar önce. Sonra yavaş yavaş işte azaldı ve şu anda Vedat oldukça yaklaşmış durumda Ahmet'e. Kış sezonu Ahmet'in çok seyahat etmediğini görüyorduk geçen yıllarda. Düğümü çözecek olan şey de Ahmet'in bu vereceği karar. Daha sık İstanbul'a gelirse, atıyorum İzmir'e giderse, yani Adana dışına çıkarsa, belki Antalya'yı tercih eder. O zaman yarış biraz daha heyecanlı devam eder. Ama Ahmet geçen yıl olduğu gibi kış sezonu ben çok at binmeyeceğim. Biraz daha Adana ağırlıklı bineceğim derse o zaman Vedat büyük ihtimalle ipi göster. Burada Ahmet'in vereceği karar çok önemli. Keza Vedat'ın yüzdesinin %22 olması da ve daha çok seyahat ediyor. Kışın daha çok at bindiğini de düşünürsek birazcık bir parça Vedat'ı öne çıkartıyor ama dediğim gibi Ahmet hayır ben birincilik mücadelesini devam ettireceğim derse de o zaman
daha da heyecanlı bir son iki ay bizleri bekler. Değil mi? Görüntü o şekilde. Pekala, devam edelim hemen. Bir sonraki tablomuzda neler var? Aprantiler olsa gerek. Getiriyor arkadaşlarımız ekranı şimdi. Aprantiler, pardon, grup koşu tablosu var. Düzeltiyorum. Grup koşu tablosunda Ahmet 16 birincilikle. Birinci sırada Akın Sözen'i görüyoruz. 10 birincilikle. İkinci sırada Selim Kaya. Ya Selim hakikaten ne kadar enteresan değil mi? Yani bundan 4 sene öncesine ben mesleği bir şekilde bırakmış durumdayken başlıyor. Çok az sayıda at biniyor. Hani bin yat sayısı da çok çok az. Buna rağmen ve kazandığı koşuların grup yüzdesi çok fazla. Ve listede olmamakla birlikte 9 birincilikle de hemen kendisini grup koşu kazanan Jockey Ligi'nde 3. sıraya yerleştirmiş durumda ki ben sezon sonuna kadar kaç koşu var bilmiyorum, grup koşuya ona bakmak lazım ama yukarıları da zorlayabilecek vasıfta, efsafta diyelim, bir jockey olduğu aşikar. Dolayısıyla Selim'in de ben bu tabloda yukarıda 1-2 ile birlikte devam edebileceğine inanıyorum. Gökhan Kocukaya demin bahsetmiştim. Yani uzun bir süre at binmedi Türkiye'de. Fakat gelir gelmez özellikle grup koşu başarılarıyla da ortada. Çok. Listede olmayan, evet, yani ilk ona jockey olarak girmeyen ama burada yer alan Akın da var mıydı o listede? Bir önceki jockey listesinde. Yoktu. Yok, bakın 3 jockeyimiz yok ama 3 jockeyde grup koşu jockeyleri olarak Akın Sözen, Selim Kaya ve Gökhan Kocakaya üçlüsünü. Ben yok diye hatırlıyorum. Bir daha bir bakalım. Tabloyu bir daha bir verelim bakalım. Yanlış eski bir şey tabloyu, yanlış bir şey söylemeyelim. Jockey ligini. Jockey ligini verin. Yok. Yok, yanlış hatırlamadım. Evet. Dolayısıyla şimdi ilk 10'da Selim Kaya ve Akın Sözen yok. Fakat Jockey Ligi grup koşulları tekrar dönelim. Döndüğümüzde orada göreceksiniz sizlerle dönelim. Ahmet, Akın, Selim, Gökhan ve Vedat beşlisi ilk 5'i oluşturuyor. Akın Sözen, Selim Kaya ve Gökhan Kocakaya 3 Jockey'de burada ligde giriyor. Zaten 1-2'de Ahmet Çelik ve Vedat Avşar olarak ilk 5'i tamamlıyorlar. Bunu da bir değerlendirmek lazım Tolga istersen. Evet, yani bir kere Gökhan'ın yaptığı şey müthiş. Öyle kolay bir iş değil. Çok büyük bir başarı. Yani yılın yarısından sonra geleceksiniz. İlk 10'a girmek üzere grup koşu listesinde de yukarıyı zorlayacaksınız. En çok kazanan işte 3. 4. jockey olarak burada yer bulacaksınız kendinizi. Bu ancak çok üst düzey jockeylerin, çok özel yetenekli sporcuların yapabileceği bir başarıdır. Gökhan'ı bu anlamda da kutlarım. Zaten benim olduğum malası, aprantiliğinden beri biz de yarış yazarlığına yeni başladığımız yıllarda hakkında yazdığım yazılar vardır Gökhan'ın. Bu soğukkanlılığı, yarışı iyi okuması üzerine. Çıkışını da yıllarca sürdürdü. Artık ülkemizin baş jokeylerinden bir tanesi oldu. Bizleri Amerika'da temsil etti. Arasından ötürü de kutlarım. Yaptığı şey kolay değil. Her jokeyin de başarabileceği bir konu değil. Burada yukarıları zorlamak. Selim Kaya'ya gelecek olursak, bana göre bırakın ülkemizin, dünyanın en iyi jokeylerinden bir tanesi Selim Kaya. Çünkü bu kadar bütün olarak bir jokey var mıdır bilmiyorum. Evet. Yani atın içinde doğup, atla birlikte yoğrulup, her anlamıyla atçı olan başka bir jokey, yani ülkemizde zaten yoktur da kolay kolay. Veya bu seviyeye gelebilenler arasında. Bu anlamda da Selim Kaya gerçek bir atçı. O da dediğin gibi 3-4 yıl at sırtına çıkmadı. Bugün geldiğimiz noktada sürekli yarışlar kazanıyor. Açık yarışlarda hep en iyi atları tercih edilen jokeylerden bir tanesi. İyi ki de döndü. Tekrardan biz de onu seyrederiz. Çünkü gençlik yıllarımızın kahramanlarından bir tanesi. Çok severdim ben o zamanlarda da. Bugün de tekrar seyredilmek hem genç yarışsever arkadaşlarımız için hem bizim gibi artık onu özleyen yarışseverler için bence bir şans. İyi ki de gelmiş diyorum. Evet, katılmamak mümkün değil bu dilek, temenni ve görüşlere diyelim ve bir kez daha hatırlatalım. İlk 10'da olmamalarına rağmen Akın Sözen, Selim Kaya ve Gökhan Kocakaya üçlüsü kazandıkları grup koşularla grup koşu liginde ilk 5'te yer alıyorlar. Bu hatırlatmayı da yapıp tebriklerimizi bir kez daha iletelim. Ve apranti tablosuna geçelim hemen. Apranti tablosu da gelsin. İbrahim Sefa Söğüt 73 birincilikte birinci sırada yer alıyor. Hemen ardından da Fesih Çetinbaş geliyor. Ki Fesih Çetinbaş'ı hani Neurosurgeon yarışıyla çok değerlendirmek, çok konuşmak gerekiyor belki ama
hani hiçbir jokeyin başına öyle bir şeyin gelmesini tavsiye etmem. Çok büyük bir favoriyle koşuyorsunuz. Yarışta at adedi o kadar az. Ve alın o yarışı da. Yazarsan gruptan şeye. Onu da çünkü çok sayıda mesaj geldi onunla ilgili. Bu arada mesajlarınızı hemen benim kutunun altına yazan @TayTVOfficial var. Burada da yazabilirsiniz ve bu hesabı takip alın. Yakın zamanda sürprizlerimiz olacak. Twitter adresinizdir, X adresinizdir. Henüz takip etmiyorsanız hemen beni izlediğiniz şu anda altta gözüken TayTVOfficial'ı takip alın. Yakında sürprizlerimiz olacak oradan. Bu hatırlatmayı da yapalım takipçilerimiz arasında. Bazı sürprizlerimiz olacak. Da yeni bir hesap ama şimdiden önem ve tavsiye ederiz. Dediğim gibi Fesih Çetin Baş'ın Neurosurgeon yarışıyla hafta içerisinde çok konuştuk. Yani az atlı koşu. Yarışın çok büyük favorisiniz ve çıkacak yer bulamıyorsunuz o kadar at içerisinde. Yarış içerisinde doğru yer tutamamak adına bir şanssızlık yaşadı. Haklı eleştirileri de aldı. Hiçbirinde eleştirilerini haksız bulmuyorum. Aşanlar dışında tabii ki. Evet. Fatih Sultan Mehmet Sansar 51.likle 3. sırada izlediğimiz kardeşimiz. Hemen ardından bana göre bu sezonun starlarından diyebileceğimiz ve hakikaten çok önemli aşamalar kaydeden Enes Bozdağ'ı görüyoruz. 4. sırada. Hemen ardından Berkant Gökçe'yi görüyoruz 5. sırada. 6. sırada İsmail Yıldırım. 7'de Cem Altun. 8'de Serkan Yıldız. Kürşat Yılmaz ve Yunus Çelik baş sıralamasıyla ilk 10 jokey oluşuyor ki İbrahim Sefa Söğüt ipi göğüsleyecek gibi gözüküyor artık. Ekim, Kasım, Aralık son 3 ay kaldı. Herhangi bir ceza almazsa ki eskiden daha çok ceza alıyordu. Şimdi o da biraz azaldı. Göğüsleyecek gibi gözüküyor. Yine Fesih Çetin Baş, Fatih Sultan Mehmet Sansar yukarıyı zorlamaya çalışıyor ama tabi bu sene adet de arttı. 151.lik sayısı artınca da önümüzdeki yıllarda da önümüzdeki yılda belki apranti olarak göreceğiz ama geleceğin jokey adayları arasında en şanslılar olarak gözüküyor. Dediğim gibi Enes Bozdağ'ı çok beğeniyorum. At binişini, atın üzerinde duruşunu, kazandığı yarışları onun da yukarıyı hayli zorlayacağı kanaatindeyim. Aynı Berkant Gökçe gibi. Dolayısıyla Berkant da ben dediğim gibi istikrarlı ve kendisini çok toparlayan binicilerden biri olduğu kanaatindeyim. Evet, Tolga ne dersin? Yani atçılığımızın geleceği kardeşlerimiz. İçlerinden dönem dönem sürülen isimler olabilmekte. İbrahim Sefa Söğüt 2 yıldır en azından kendisini gösteren bir aprantiydi. Daha az ceza alıyor artık. Bu da kendisini zirveye çıkarttı. Fesih Ankara'da iyi ekürlerin atlarına binip şans buluyor. Bu şansları da aslında güzel değerlendiriyor. Hafta içinde yaşamış olduğu bir talihsizlik, vermiş olduğu yanlış bir karar yer tutma açısından sürekli hataları doğurdu. Paniğe sevk etti Fesih'i de. Yarışı zaten birazdan aldığımızda detaylı da göstereceğiz. Geçmiş olsun. Bunlar her jokeyin de başına gelmiştir. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Evet. Fatih Sultan Mehmet Sansar soğukkanlılığıyla benim daha hiç yarış kazanmadan önce beğendiğim bir aprantiydi. Enes'i burada herhalde bir yıldır sürekli ifade ediyorduk. Gerçekten yarış zekası yüksek. Atlı olan uyumu, o senkronizasyonu dört dörtlük bir apranti. Çok da çalışkan ve beyefendi. Her anlamıyla bir sporcu. Umarım ki bu şekilde çalışmaya devam eder ve böyle erken havaya girmez ki girmeyeceğine de inanıyorum. Çünkü kişilik olarak da tanıştığım kardeşlerimden bir tanesi. Vallahi tanımıyordum. Hani öyle bir kere Kocaeli'yle karşılaştık. Beraberdik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra geçen yarışta bizim Kocaeli yarışlarımızın bir tanesinde şeyde karşılaştık. Kadok'ta mı? Yok otoparkta karşılaştık. Akın'la beraber geliyorlardı yarışa. Akın Sözen'le birlikte tabii Akın'la konuşurken yanındaki kardeşime sen kimsin? Enes Bozdağ abi ben dedi. Çok pırlanta gibi evet, böyle evet, temiz. Yani çünkü bir kere karşılaştık. Çok kısa o da eğerlemeye yardım ediyordu herhalde hatırladım. Geçen seneydi o zaman eskiydi. Sonrasında kardeşimizle de tanıştık. Evet. O da kişilik olarak da bence kendisini bozmadan çalışmaya devam ettiği takdirde yukarılara gidecek. Çünkü İşin matematiğini kavramış durumda Enes. Sürekli de antrenmanda olduğu için ben önümüzdeki yıllarda Türk atçılığı iyi bir jokey kazanacak diye düşünüyorum. Berkant bu kadar hırslı, bu kadar tırnaklarıyla kazıyan başka bir apranti var mıdır bilmiyorum. Çok hırslı.
Ben Berkant'ı ilk gördüğüm dönemde hiç yarış kazanmamıştı daha, işte sahada tanıştık. O zaman da onun hırsını görüyordum. Biraz yarış içinde törpülemeye başlayınca, çünkü birebirde de çok tavsiyeler verdim ben Berkant. Hani çok şey yapmak istiyorsun atın üzerinde, biraz daha sakin kal diye. O da bu tarafını törpüleyince şans buluyor ve bulduğu şansları gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Onun dışında diğer kardeşlerimizin de yolları açık olsun diyeyim. Var. Yeni kendisini gösterenler var. Açılımımızın geleceği de jokeylik anlamında işte emanet. Pekala. Diğer tablomuza gelelim. Ceza tahtası olsa gerek. Getirsin arkadaşlarımız da ekrana lütfen. Evet. Abdullah Çankaya. Az geldi. 8 kişi var. Biz iki tabloya alışmıştık. 8 kişi evet, olarak görüyoruz az şu anda. Güzel bir şey tabii bu. Abdullah Çankaya var. Start çıkışından sonra hatalı kulver değiştirerek değiştirmekten almış. Bugün sona eriyor cezası. Mehmet Akyavuz yine 22'sine kadar, yarın sona erecek bir cezası var. Usulsüz kamçı kullanmaktan kaynaklı. Yine Mehmet Şakir 6 adet kamçı cezası almış. Ne zamana kadar? 16'sında başlamış o da. 22'sinde yarın sona erecek. Mehmet Kaya'nın cezası var. Usulsüz kulver değişikliği karşı düzlükte kaynaklı. Dolayısıyla o da 24'üne kadar Mehmet de cezalı. Veysel Şanlı, Caner Yıldırım, Mehmet Kaya tekrar bir ceza daha almış. 9 Ekim'e kadar Mehmet at bilmiyor. O neden? Yine üst kulvarda. İşte ne olduğu belli değil mesela burada. İşte bu konuda biraz daha komiserler kurulundan rica etsek de bunları en azından yazarsa çok daha hangi iyi olur. Hangi at ve tarihten hangi gün tarihli diye yazarsa, illa koşu yazmasına gerekli değil. Şu gün, şu tarih, şu yarış diye bir parantez içerisinde. Bindiği atın adı ve tarihi yazarsa burada. Aynen. Kadir Aydın da yine 9 Ekim'e kadar cezalı diyebiliriz. Söylüyoruz ama hiçbir çözüm yok. Bazıları büyük harf, bazıları küçük harf. Mesela burada bir madde var. Evet. Şimdi bu maddeyi buraya yazmamak lazım. Evet. Peki. Gökhan Şeker mesaj atmış. Gökhan'a biz de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar abi demiş. Tolga abiye de selamlar demiş. Teşekkürler Gökhan'da, sevgili Gökhan. Selamlarını iletiyor. Süleyman Caner demiş ki Selim Kaya bence dünyada en aç at binen jokey. Açlıktan kastı hakikaten mide evet, çok diyet şey yapmıyor. Ne zaman konuşsak yemek yemeye hasretim diyor Selim Kaya. Yani böyle bir sohbetimiz olduğu zaman hakikaten Selim'in o çocukluğundan beri neredeyse bildiğim bir şey. Hani gençlik yıllarından beri bildiğim bir şey diyebilirim. Bunlar hani yine iyi dönemler. Bir elma ile bir domatesle gün geçirdiğini hatırlıyorum, söylemişti. Dolayısıyla bu anlamda da Selim'in bu konudaki serzenişlerine biliyorum. Süleyman, sevgili Süleyman Caner de paylaşmış. Selamlar. Peki diğer tablomuza geçelim lütfen hızlı bir şekilde. Aygır istatistiklerinde Torok birinci sırada ve 80 milyon TL kazanç elde etmiş şu anda. 17 milyon TL fark var Mendip'le arasında. Koşan yavruları 2024 yılında Torok yavrularının toplam kazancı 80 milyon 500 TL olmuş. Koşan kazanan da %58. Yani iki attan biri iki toroktan biri koşanlar, koşan iki toroktan biri yarış kazanmış. Hatta birinin biraz daha üzerinde diyebiliriz. Mendip de aynı istatistiklere sahip. Koşan iki tayından, Mendip'in bu sene koşan iki taydan veya iki attan, tay değil bunlar, bütün atlardan bahsediyoruz. 8 yaşındaki atta, 10 yaşındaki atta dahil, 2 yaşındaki tayda dahil. Baktığımızda iki mendip yavrusundan biri kazanmış durumda. Yine Victory Galop 3. sırada izlediğimiz bir diğer aygır 44 milyon TL kazancı var. Torok ve Mendip'in ardından 3. sırada görüyoruz. Luxor 4. sırada %50, o da ikinin biri, yani iki Luxor'dan biri 2024 yılında yarış kazanmış durumda. Lineart 5'e doğru geriledi yavaş yavaş, ikilerdeydi. Netima'nın yeri sabit ama yukarıya doğru yavaş yavaş o da tırmanan aygırlardan bir tanesi. %44 gibi bir orana sahip. Hemen ardından iniyoruz aşağıya doğru. Kaneko'yu görüyoruz 7. sırada. 8'de My Boy Charlie'yi görürken 9'da Papa Clem, 10'da da Daredevil var ki Papa Clem'in de yavaş yavaş ağır ağır yukarıya doğru yavruları koştukça açıkçası aygırın değeri daha da ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela ilk 4'ten sonra 50'lere yaklaşan iki isim var. Biri Papa Clem, biri Daredevil. Evet.
48, bu arada 55. Sevgili Mehmet Karatoprak selamlarını iletiyor. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Biz de iletelim sevgili Mehmet'e. Benim sevdiğim dostlarımdan biridir Mehmet Karatoprak. Hep Karatoprakları severiz. Genel o anlamda hep sevdiğim insanlardır ama Mehmet'i de severim yani. Peki. Bakıyoruz. Senin var mı tabloyla ilgili söyleyeceklerin? Yani burada da ilk iki kasa kapanmış durumda. Evet. Victor Golop hala listelerde yer buluyor. Bulmaya da birkaç yıl daha devam edecek. O da Türk atçılığını hep söylüyoruz. Sunday Silence'ı diyebiliriz. Aygır yavruları var. Bakalım hangisi onun adını en iyi şekilde temsil edecek veya hangileri. Bir tanesi tuttu tabii. Kim? Cougar. Tabii. Diğerleri de alttan gelecekler. Merakla bekliyoruz. Luxor 57'de 29. Çok değerli. Bir de özellikle hani çim ağırlıklı atlar vermesine rağmen bu istatistikleri tutturması çok kıymetli. O da atçılığımız adına önemli bir şans. Lineart kısrak babası olarak artık adını çok fazla duyuruyor ki daha da iyi şeyler yapacak. Evet. Netivan beklediğimizden bir tık aşağıda ama umarım o da önümüzdeki yıldan itibaren hak ettiği yere gelir. Kaneko her pistte her mesafeyi yapabilen atlar vermesiyle atçılığımız için. Maybo Charlie geçen yıl kadar olmasa da yine fena gitmiyor. Papa Clem çok güzel eşgalli taylar veriyor. Daredevil da tek jenerasyonla listeye girerek ne kadar değerli bir aygır olduğunu gösterdi ki o tek jenerasyonda da Jockey Kulübü'nün işte Super Saver'ı vesaire getirdiği seneydi. En düşük rakama Daredevil aşımı yapıyordu. 8000 TL'ydi galiba. Diğerleri 12, 15, 20 idi. Evet. Bu sebeple de böyle çok beklenti düşük olunca giden kısrakların kalitesi de belli bir seviyenin altında kalıyor. Buna rağmen listede bu şekilde %55 gibi bir istatistikle yer bulması onun kalitesini gösteriyor. Umarım ilerleyen dönemde tekrar ülkemize gelir. Daha çok yavrusunu görürüz. Peki. Hemen iki yaşlı İngilizlere geçelim aygırlarda. Durum nedir? Gelsin ekranlara. Touch the Wolf. İki yaşlı İngilizlerde 10 milyon 461 bin TL kazançla %77 koşan kazanan oranıyla ilk sırada görürken yine arada bir 500 bin liralık fark var Mendip'le arasında. Dolayısıyla 10 milyon kazancına ulaşmış ilk iki aygır. Touch the Wolf ve Mendip iki yaşlı İngilizlerde. Hemen üçüncü sırada Toro'u görüyoruz. Dördüncü sırada bu sene yukarıda olan bir isim var ki bu seneki jenerasyonda çok parlak yarışlar çıkartıyor ki bunların başında da Prens Levent geliyor. Çok ciddi anlamda katkı sağlıyor bu istatistiğe. Trapshot'u görüyoruz. Beşinci sırada Euphrates görüyoruz. Hemen arkasından Bodemeister, 7'de My Boy Charlie, 8'de Victor Pizza, 9'da Hakim ve 10. sırada da Lionheart istatistiği var. Bu seneki 2 yaşlı İngiliz tay istatistiklerindeki Touch the Wolf'i zaten bir kez daha tekrar konuşmaya gerek yok. Artık her yayında konuşur durumdayız. Mendip zaten rüştünü kaç senedir, 7 senedir ispat etmiş durumda. Her eve lazım diyoruz ya. Dolayısıyla özellikle büyük kısrak portföyüne sahip olanların her sezon aşım yaptıkları aygırlardan bir tanesi. Toro keza başarısını tartışmaya mahal bile yok hem genel anlamda hem şey. Tabi burada konuşulması gereken Trapshot'un pozisyonu sürekli artan bir ivmeyle yukarı çıkıyor. Euphrates çok ilginç. Tabi Türkiye'deki tek körlüğün yavrusu aslında ilginç değil. Beklenen bir şeydi belki ama kendisini çok kabul ettirebilmesi ancak tayları koşunca oldu. Öncesinde yine inanılmayan yavruları bir koşsun da görelimcili aygırlardan bir tanesi Euphrates. Onu da görüyoruz ki şu anda yavruları koşarak bunu ispatladılar. Nedenli başarılı bir aygır olacağını Türkiye'de. Bodemeister dediğim gibi kulüp aygırlarından My Boy Charlie, Victor Pizza. Şimdi kaç var yukarıda? Yukarıdan aşağıya doğru say. Evet bu üçü var. Bodemeister, My Boy Charlie ve Victor Pizza. Bir de Lionheart öldü tabii. Üç tane kulüp aygırı var. Diğerleri özel teşebbüsteki, özel yetiştiricilerdeki aygırlar olduğunu da buradan söyleyelim. Hakim bir ara el değiştirmiş. Tekrar eski sahiplerinde çeşitli ortaklıklarla bu sene aşıma devam edecek diyelim. Evet, şöyle bir bakalım mesajlar da geliyor. Evet, Curling dedim. Yanlış mı söyledim ben? Doğru, Euphrates Curling. Curling dedim değil evet, mi? Tamam. Curling. Yok, söyledim Curling dedim. Yok, bir mesaj geldi Curling oğlu diye. Dedim Curling dedim ben de, öyle hatırlıyorum. Yani ona vurgu yapmak istemiştim. tamam, doğru. Yani Curling tabii, sen Curling söyledin gibi. Zaten. Anladım. Dolayısıyla... Euphrates'i ben şeye benzetiyorum abi. At olarak değil de şöyle bir teşbihte hata olmaz derler. Euphrates...
çıkan çocuklar vardır ya böyle LGS'de falan birinci olurlar. Birinci olur bir yer. Doğru, çok doğru. Yani diğerlerinin içinde şimdi Aygır ismi vermeyeyim de çok iyi kısraklar gidiyor. Hani böyle kolejde okuyup zaten beklenen başarıları elde etmiş çocuklar vardır. Euphrates bildiğiniz işte köy okulundan böyle hani çobanlık yaparken dersine çalışan çocukları seyrederiz ya, haberlere de konu olurlar. Euphrates biraz oralardan gelip başarılı olması daha da kıymetli evet. kılıyor bence. Çünkü Euphrates'e giden kısrak kalitesiyle işte daha farklı aygırlara, daha popüler aygırlara giden kısrak kalitesi de bir değil. Buna rağmen oradan çıkıp bu listeye girmesi önümüzdeki yıllar için Euphrates okur iyi yerlere de gelir diye düşünüyorum. Evet, o güzel bir benzetme oldu açıkçası. Ben de Euphrates'ın tabii o yani hani benzetmeyi biraz da şey olarak alalım. Oradaki kısrakların biraz evet. daha da hani tercih ettiği aslında. Yani aşım yeri aslında Euphrates şeydeydi bir ara, Gönen'deydi. Yani evet. sadece Gönen'de. Belki o dönemdeki kısraklardan doğanlar koşuyor şu anda ama yine de fakat genelde yani. Doğu illerinde koşuyor Euphrates evet. tayları. Ama Euphrates'ın ben Gönen'de aşım yaptığını biliyorum şeyde Saracoğlu yaptı. Kızılca çiftliğinde aşım yaptığını. Kendim de görmüştüm aygır olarak hakikaten. Kim vardı o dönemde orada? Euphrates vardı. Demin Metin abi de fotoğraf gönderdiği evet. için o günlere şöyle bir döndüm. Euphrates vardı. Roman Art vardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk bunların... Evet. Beraber Mengübert oradaydı. Araplardan Mengübert. Bir isim daha vardı. Şey, Lineart, bir Tale of the Cat yavrusu vardı. Evet, şeylerin, Ekürün'ün koşmuş olduğu Saracoğlu ekibisinin. Cat yani evet, bir şey değil o olabilir. Dolayısıyla çok o, da başarılı o da bir başarılı bir attı. O zaman aygırdı orada diyebilirim. O 4 sene önce gördüğümden bahsediyorum tabii ki ama sonuç itibariyle son derece iyi bir aygır olduğu da ortada. Peki biraz tempoyu arttırıyorum ben. Yarımda çünkü en geçmemiz gerekiyor. Ve hemen buradan nereye geçiyoruz? İstatistiklerde hemen arkadaşlarım getirsinler ekrana. First Crop'ta da demin bahsettiğimiz gibi Taşlı Wolf birinci sırada 10 milyon kazanca erişmiş durumda. Victor Pizza'yı ikinci sırada görüyoruz. Kinova, Kluger ve Guinness ilk 5'i oluşturan aygırlar. Yani yavruları bu sene ilk kez start alan aygırlar içerisinde, ülkemizde tabii bahsediyoruz, yurt dışında Victor Pizza'nın, Kluger'ın bir sürü yavruları var. Bu sene ülkemizde ilk kez yavruları koşan, First Crop'tan kastımız o, aygırlar sıralamasında Taşlı Wolf, Victor Pizza, Kinova, Kluger, Finesse. İki tane Japon aygır, Japon kanattı. Evet. Ülkemizde ne kadar işleyen bir hat olduğunu ve hani o Sunday Silence etkisi dediğimiz, Sunday Silence etkisiyle eskilerden hatırladığımız o Japon kanatlarını, ki ülkemizde Divine Lights yavruları olmak üzere çok başarılı diğer hatlardan da yavrular verdi. Başarılı isimler çıktı diyelim o hattan. Ve o Japon etkisi aynen devam ediyor şu anda Victor Pizza'da. Hakan amca günaydın, iyi yayınlar. Babam seni izliyor, bana çizgi film açmıyor. İyi yayınlar derim. Abim benim sevgiler demiş. Mert Görgün paylaşmış. Tabii ekrana veremiyorum cep telefonundan olduğunu, Twitter'da olsa göstereceğim. Allah bağışlasın, nazar değmesin. Bebek büyüdükçe o kadar tatlılaşıyor ki gösteririm sana da. Valla çizgi film aç babası ya, tekrarı ver şeyin. Sen telefondan izlersin bizi. Sen telefondan izlersin, çocukları üzmeyelim. Çizgi film aç. Ya da biz çizgi film gibi anlatalım, birazcık şey yapalım. Biz biraz animasyonlarla böyle... şey gibi böyle kovalamacalar falan filan stüdyo içerisindeydi. Tom ve Jerry değil mi vardı o dönemde? Biraz daha onu eğlendirebiliriz belki diyebilirim. Gözlerini öpüyoruz. Bebek daha çok daha hani ufak olduğu için 3-4 aylık o fotoğrafı göndermiş. Mert'e de selamlar. Evet, Japon etkisinden bahsettik. Var mı Tolga'nın ilaveleri? Yani ülkemizde çalışan özellikle mesela Burgaz. Daha önce 2 tane gazi şampiyonu çıktı bu hattan. Doğru bence tercihler. O çeşitlilik adına da Japonya'dan son yıllarda atlar getiriliyor. Doğru tercihler zaten istatistiklere de yansıyor. Pekala. Hemen tablomuzun bir diğer tablomuzdan ona geçelim. Bakalım neler gelecek. Aygır istatistiklerinde Araplarda Turbo 92 milyon TL kazançla 100 milyona doğru hızla geliyor ki 100 milyon kazancına bence ulaşacaktır diye düşünüyorum sene sonunda 3 aylık dönem içerisinde. Kaisbert artık yavruları tabii gelmiyor. Sahada koşanlarla yine de %54 gibi
ciddi bir orana ulaşmış durumda. Koşan kazananda 74 milyon 600 bin TL kazanca sahip Kaysbert yavruları. Üçüncü sırada Özgün Han'ı görüyoruz. %63 koşan kazanan oranıyla yine 63 milyon 500 bin TL kazançla. Hemen arkasından ilk dörtte Tamer'in oğlu ve Aya Bakan'ı görüyoruz 5. sırada. Kaya Yürekli her sene adım adım yukarıya tırmanan bir aygır ki çok son derece yakışıklı yavrular vermesiyle benim dikkatimi çekiyor. Yani Kaya Yürekli taylarını gördüğünüzde hayran kalıyorsunuz. O kadar güzel eşkalli ve o kadar güzel kendi o eşkalini yansıtıyor ki taylarına. Ve yarışlarında da tayları başarılı koşuyor ki %57 gibi hani iki koşandan birinin de fazlası şeklinde bir Kaya Yürekli yavrularında koşan kazanan oranına sahip görüyoruz ki her senede zaten Kaya Yürekli ile ilgili değil mi talep artıyor. Daha nitelikli kısraklarla da çok daha yukarılarda yer alacaktır Kaya Yürekli diye düşünüyorum. Baba Mevlut yine böyle ağır, hantal, ağır ağır tırmanan yukarıya isimlerden bir tanesi ama aygır istatistiklerinde sabit yerini hep koruyor. Serhan Tay hakeza iyi bir çıkış yakaladı taylarıyla ve bu taylarıyla da aygır istatistiklerinde yine 2 senedir üst sıralarda ilk 10'da görüyoruz. Hemen arkasından Saad'ın gücü geliyor ki herhalde ilk aygır olduğu andan itibaren en çok inananlardanız hepimiz ekipçe burada. Eray da ben de sen de. Ve Saad'ın gücü taylarının da başarısı zaten ortada. Her sene daha da artan bir ivmeyle sahipler ki görelimcilerden de çok vardı. Şimdi artık bu seneki tay jenerasyon yani önümüzdeki sene gelecekler ve sonrakilerin çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Daha yukarıya taşıyacaktır ve 10. sırada yılların altasını görürüz. Artık hani kaç yaşına gitti de gelmesi yakın derler ya ama buna rağmen Seklavi hattının da aslında ülkemizde ne çok işlediğini gösteren hatlardan bir tanesi de Altaha ki geçmişe dönerek baktığımız zaman aygırlarda da bunu çok sayıda göreceksiniz ki ki hemen veliahtlı üstünde hemen Altaha yavrusu Serhan Tay var. O da Seklavi hattı. O da Altaha'nın yani baba oğul listeye girmiş durumdalar. Geriye dönük baktığımızda çok geriye gittiğimizde yine Seklavi'nin aslında aygır olarak Seklavi hattının aygır olarak ülkemizde ne denli işlediğini hani nasıl söylüyoruz Sunday Silence İngilizlerde çok uyumluysa Türkiye'de de yine Araplarda da Seklavi'nin çok çalışan bir hatı olduğunu da söylemiş olalım buradan bir kez daha. Altaha olmasa atçılık birazcık Arap atçılığında pedigriler daralmaya gidiyordu. O çok evet, hat açtı. Doğru. Çok sağda boğulmuş durumdaydı. Şimdi bakıyorsunuz farklı kanlar da var. Altaha da bunu sonraki kuşaklara 4-5 koldan birden aktarmayı başardı. O yüzden çok önemli bence aslında. İlerleyen yıllarda daha da onun kıymeti tabii burada olmayan çıkacak. Mesela şimdi Nasoğlu tayları geliyor. O da Seklavi hattı ve hani onun Orçun da taylarını var. Gördüm. Bak sana bir tay atacağım şimdi inanamayacaksın. Yani hani bizde var bir tane Nasoğlu tayı. Ben böyle bir tay yani çok kendisi inanılmaz eşkal. Kendisi güzel zaten eşkalliydi. Evet. Ama anne de eşkalli bizdeki. Acayip bir böyle değişik bir görüntülü bir tay çıktı yani ortaya maşallah diyelim. Ve önümüzdeki dönemlerde yine Seklavi yavrularını da burada göreceğimizi söyleyeyim ama bunların başında da Nasoğlu'nun geldiğini söyleyeyim. Yani bu tabloyu burayı zorlayacaktır yavrularıyla. Benim gördüğüm doğan yavruları bu sene iniyor sahaya Nasoğlu'ları. Bir de bakımlar da güzel oluyor. Dolayısıyla evet. Başarılı olurlar bence de. Evet. Geçelim diğer tabloya. Bu hangisi? 3 yaşlı Araplarda. Yine Turbo Serhan Tay'ı tabii hemen yukarıda görüyoruz. Baba Mevlut 3, Aya Bakan 4, Saad'ın gücü hemen bu seneki jenerasyonuyla. Yani işte burada bakın direkt tabloyu okuduğumuzda neyi görüyoruz? Her jenerasyon daha nitelikli kısraklar gittikçe Saad'ın gücünü yukarıya taşıyor. Bakın geçtiğimiz yıllarda 3 yaşlı Arap istatistiklerinde bu dönemde 9-10'lardaydı. Hep diyorduk ki bakın her sene daha nitelikli kısrak gidiyor Saad'ın gücüne. Ve her sene daha nitelikli kısrak gittikçe Saad'ın gücünü yukarıya taşıyacaktık. İşte burada görüyoruz bunu. Ki her hafta basamakları da çıkıyor. Listede yoktu. Listeye girdi. Yukarıya çıkıyor ama işte üçlüler de mesela yukarıya götürüyor onu. Evet. Taşıyanlardan bir tanesi o tabloyu. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman bu seneki jenerasyonda 5'teler. Önümüzdeki sene daha da nitelikliler ve daha çok aşım gördü. Çok farklı yerlerde göreceğiz. First Cup aygırlardan biri Yılma Başar çok iyi başladı. Ama mesela aynı pedigri, ana baba aynı Enderef'e öyle gitmedi mesela değil mi? Evet. Yani Enderef'e Yılma Başar. Biraz bulduğu şansla da ilgili olabilir. Çünkü yani. Yılma Başar
yarış hayatı daha uzun ve başarılı tabii olduğu için iyi kısraklarda gitti. İkisi de ama kulüpte. Tigem'de evet. Kulüpte demeyeyim. İkisi de Tigem'de. Kaya Yürekli üçlü jenerasyonu. Bakın Sağd'ın gücü için söylediklerimizi Kaya Yürekli için de söyledik. Önümüzdeki sene Kaya Yürekli'yi ilk üçte görebiliriz. O kadar iddialı konuşayım sizlere. Çünkü neden? Her sene çok daha nitelikli kısraklar gitti. Hemen arkasında Dilran'ı görüyoruz yine First Club. Yılların Tamer'in oğlusu. Kendi yok ama yavrularıyla, 3 yaşlı yavrularıyla son hani tekne kazıntıları deriz ya. Bunlar artık Tamer'in oğlunun son tekne kazıntıları. Ona rağmen nerelere geldi ki geç koşan yavrular vermesine rağmen Tamer'in oğlu. İşte Eylül'e geldiğimizde hemen listeye girmiş durumda ve Son Alp tabii. Son Alp'te de %64 gibi çok ciddi bir oran görüyoruz koşan yani kazananda. Beklentinin çok üstünde yavrular veriyor. Yavrular veriyor. Dolayısıyla Son Alp'in de bu görüntüsü ortadaki çok eşkalli taylarda veriyor. Baktığınızda kim bu tay diyebiliyorsunuz. Evet. Burada da Euphrates için yaptığımız benzetmeyi herhalde Serhan Tay için yapabiliriz. Evet. Doğru. Buralara gelmesi beklenen bir aygır değildi. Tabii. Giden kısrakların kalitesi de nispeten rakiplerinin biraz yüksek. Çünkü unutulmuş bir attı. Yarış hayatı iyiydi ama yani Haray'a gittiğinde biraz burun kırılan atlardan bir tanesiydi. Ama çok güzel taylar verdi. Sınıf yarışlar koşan, kazanan isimler verdi. Listede de çok iyi bir yer buldu kendisine. Bu yıl gidecek kısrakların kalitesi ve adedi de artacaktır. Dolayısıyla Serhan Tay'dan kesinlikle atçılığımız adına ileriki yıllarda kalıcı ve başarılı bir aygır olmasını bekleyebiliriz. %100 katılıyorum da hani bunda biraz da Seklavi desek yani. Evet ha? Yani Seklavi. Yani hani çünkü onunla birlikte hani Serhan Tay kalıcı ama bence bu tabloya biraz daha Seklaviler de hani sadece Nasuoğlu değil diğer Seklavi aygırları da girecektir girecek diye kesinlikle. Düşünüyorum açıkçası. Benim beklentim en azından. Yani güzel bir çeşitlilik var. Söyleyeyim. Yıllarca hep Özgün Albatur hegemonyası vardı atçılığımızda. Bakıyorsunuz biraz daha kollar artık onlardan yokluğundan sonra çeşitlendi. Bu da güzel atçılık adına. Evet. Peki hemen bir sonraki tablomuza bakalım. Orada kim var? O da gelsin ekranlara getirsin arkadaşlarımız hemen. Bir görelim. Demin First Group'tan bahsetmiştik. Dolayısıyla First Group'u da gördük burada. Yılma Başar, Diliran, Filikya, Sement ve Katı Semih tabii. Tek yavrusuyla. İki yavru koşmuş. İki. Ama asıl taşıyan tabii. Dolayısıyla katı buradan zamanı, aynen kazandı. Katı zamanın kazancıyla girdi. İki tane tayı var zaten şu ana kadar. Katı Semih de burada. Evet Tolga. Tabii açık yarışlar kazanmayınca görüyorsunuz yani yılın flash tayı kazancı işte 2 milyon civarında kalmış ki kaç tane yarış kazandı. Açık yarışlara girememesinin de dezavantajı. Yılma Başar İlk jenerasyonuyla iyi başladı. Bundan sonraki dönemde de devam edecek. Zaten 55 seyyare dediğimizde de bir kısran bütün yavruları mı bu kadar başarılı olur? Evet. Yılma Başar, Babanur, Ender Efe, Dede Sabri daha bir iki isim daha var. 7 seyyareye uzanan bir kısrak. Dolayısıyla bu kan her zaman ülkemizde çalışmıştır. Çalışmaya da devam edecek. Diliran'da bir toparlama var. Kazanmaya başladı yavruları. Frikya fena değil diyelim ama dörtlüden sonra Frikya yavrularını da bence daha başarılı göreceğiz. Sement iyi başladı. Katı Semih de dediğimiz gibi katı zamanının başarılarıyla kendisini listeye taşımasını bildi. Evet. Biraz tempoyu ben arttıracağım. Son bir saatimiz çünkü yarışları da konuşacağız. Geçen hafta da var. Hemen diğer tablomuz gelsin ekrana. Hızlıca bakıyoruz. Kurtel ekibisini birinci sırada görüyoruz. Tabloda bir değişiklik yok. Tuğba Nizet Aksoy ikinci sırada görüyoruz. Tuğban Bey de kendisi atçılıktan bence bir süre uzaklaşmış olmasına rağmen yetiştirdiği atlarla halen ilk 2'de yer alıyor. Tuğba Nizet Aksoy ekürisini görüyoruz ikinci sırada. Üçüncü sırada Çelikoğlu ekürisini görüyoruz. Koştuğu bu seneki taylarla 2024'te hayli başarılı. 4'te Hakan Keleş. Geçen hafta stüdyomuzdaydı sevgili Hakan Keleş. O zaman da dem vurmuştuk. Dedik ki koştuğu atlarla, başarılarıyla ortada diye. Ve işte dördüncü sırada görüyoruz İngiliz yetiştiricinde. Beşinci sırada Alp Evcimen. Yine beşinci sırada 27 birincilikle ilk beşte yer alırken. Hemen arkasında Baran Cemiloğlu. Ardından Vefa Aracı. Sekizinci sırada Kemal Kurt.
Hemen ardında Oğuz Bey'i görüyoruz. Oğuz Yalçın ve Feday Kahraman da 10. sırayla tabloda yer alıyor. 11'de Göktürk ikilisi var yine. Aynı şekilde özellikle bu yıl koşmuş oldukları başarılı yavrularla. Hemen arkasından Emir Alkaş'ı görüyoruz 12. sırada. 13'te yine Ahmet Halim Celaloğlu. 14. sırada Aslan Tepeli'yi görüyoruz ki 16 birincilikle yetiştirmiş olduğu taylarla 16. birinciliğini kazanmış ve 15'te de Haluk Cançeker'i görüyoruz. Tabii özellikle yeni isimler artık yetiştiricilikte bu tabloda yer almaya başladı. O klasik kalıcı eküller, atlar, evet yani çok büyük, çok sahip eküller yine üstlerde yer alırken ama yeni yetiştiricilerin, yeni atçıların da bu tabloda yetiştirdikleri atlarla yer alıyor olmaları da bence çok önemli diye düşünüyorum. İsterseniz tabloyu 1-2 şeklindeki tabloyu ara ara yayınlayın. Tolga'dan da bir görüş almak isterim hızlı bir şekilde. Evet. Yani doğruları yaparsanız kendinizi atçılıkta bir yer edinirsiniz. Bu isimler arasında da atçılığa yeni girse de doğru hamlelerle başarılı olmuş yetiştiricilerimiz var. Bunlar da doğru rol model olmaları adına bizleri de mutlu ediyor. Onun haricinde de farklı bir değişiklik de göremedim. Geçebiliriz diğer tablomuza. Evet, hemen diğer tablomuza geçelim bakalım. Arap yetiştiricileri mi? Evet, TİGEM'i yine ilk üçte görüyoruz ve hemen ardından merhum Mehmet Çelik, FEME Hayvancılık ve Tarım Limited Şirketi 99 birincilikle TİGEM'in hemen ardından yetiştirilmiş olduğu atlarla ilk birinci sırada yer alıyor TİGEM'in ardından. Arkasından Kurtel Ekülüsü'nü görüyoruz. Merhum Mehmet Çelik'i takip eden ve Kaya Dünyası yine atçılığa damga vurmuş. Arap atçılığı denince ilk akla gelen eküllerden bir tanesi Kaya Dünyası. Hakan Keleş hem Arap hem İngiliz'de değil mi? Geçen hafta da bundan dem vurmuştuk. Her iki tabloda yer alabilmek bir yetiştirici için bence gurur duyulacak bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yetiştirdiğiniz hem Arap atları hem İngiliz atlarıyla Türkiye'nin en iyi yetiştiriciler arasında ilk 5'te yer almak, ilk 10'da yer almak bir yetiştirici için bence bilmiyorum büyük bir gururdur diye düşünüyorum. Bu anlamda da birkaç senedir özellikle son yıllarda diyelim Hakan Keleş adının 30. formayı bu listede sürekli görüyoruz. Başarıları daim olsun diyelim bir kez daha. Muzaffer Can'ı görüyoruz yine Arap atçılığında markalaşmış eküllerden bir tanesi. Eski markalardan bir tanesi Tarık Dikencik ki Nuri Dikencik'ten gelen bir süreç var. Benim jenerasyon hatırlar kimlerden bahsettiğimi. İşte Starlice ile başlarız. Nerelere kadar gideriz? Talyalar, Starlice'ler hep o kanatlıyla devam eden bir yetiştiricilik sürecinde. Şimdi artık ikinci ele geçmiş durumda. Tarık Dikencik'te ve hemen ardından da inşallah devam ederler kendi çocukları diyelim. Ve yine dur aşağıya görmedim Tarık Dikencik'in altında kim vardı hemen kaldırdınız. İlk sayfaya dön daha söylemedim. Murat Altın. 10. sırada Murat Altın'ı görüyoruz. 12 birincilikte 13 mi 12 mi 12 birincilikte Murat Altın'ı 10. sırada görürken şimdi devam edelim lütfen. Semih Koçer ki Boğaz çocuğuyla elde etmiş olduğu başarılar kadar birçok isimle ortada başarıları ekibinin yetiştiricilik anlamında Koçer ekibisi. Mustafa Katı yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu hemen ardından Aziz Yılmaz ve Erkut Şahin yine Arap atçılığında marka eküllerden bir tanesi diyebiliriz Erkut Şahin'e de Elazığ'da yetiştiricilik yapıyor. Genelde yani ben çiftliği de ziyaret ettim gördüm hakikaten çok güzel, çok güzel atların, tayların yetiştiği de bir çiftlik. Bu anlamda da o başarının da tablodaki ilk 15'te yer alarak taşlandırılmış rakamsal sonuçlarını görüyoruz burada. Ve hani çok eski yıllardan başlayan, değil mi? Dededen başlayan tabii bir yetiştiricilik serüveni yine inşallah babadan oğula bu şekilde devam edecektir. 100 yıllık bir serüven var. Bu da çok önemli. Evet Tolga neler söylersin? Yani bu listede de mesela çok köklü eküller var ama yeni atçılarımız da var. Listenin başına geçecek olursak da Kurtel ekürisinin arayı azalttığını görüyoruz. Evet. Arap atçılığında büyük ihtimalle önümüzdeki yılda buradaki zirveye Kurtel ekürisi oturacak. Peki. Çünkü Çelik ekürisinde de Mehmet abinin rahmetli olmasından sonra bir küçülme operasyonu var.
Evet. Önümüzdeki yıl biraz daha etkisini hissederiz gibi duruyor. Pekala, hemen var mı başka tablomuz? Yokmuş. O zaman kısa bir reklam diyoruz. Reklamın ardından birlikte olacağız. Tay TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Hipodrom.com'un sunduğu program devam edecek. Hipodrom.com'un sunduğu program devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta koşuları konuşuyorduk. Programın başında Fesih Çetinbaş'la ilgili çok sayıda mesaj geldi. Özellikle Neurosurgeon yarışıyla ilgili. Umut Bey'in kazandı. Arkadaşlarım onu ekrana getiriyor. Bir gelsin ekrana. Değerlendirelim o koşuyu da. Bu değil. Bu yarış değil arkadaşlar. Neurosurgeon, Umut Bey yarışı. Umut Bey yazdığınız bu değil. Bu değil. Demin hazırladığınız yarış. Mustafa bana mesaj attın ya abi, yarış hazır evet, diye. Evet, bir yarış. Evet Tolga, istersen atla birlikte hem anlat hem değerlendir koşuyu. Evet, at şu anda doldurup grubun dışından önlere doğru hamle de yapıyor. Sarı formalı, sarı lacivert formalı Safkan. Evet. Umut Bey burada numara götüren isim. Neurosurgeon ikincilikte. Evet. Sonra dışından Victory Weapon atak yapınca üçüncülükte kalıyor. Doğru hamle. Zaten bekleme yapan bir at. Şimdi yarışı hep buralarda takip edebilse Neurosurgeon'un kazanma ihtimali çok yüksek olacak. Ama sonrasında iç kulvarda birazcık hapsediliyor. Dıştan gelen rakipleri Aternitas burada doldurdu, dışını aldı. Şimdi hala tuttuğun zaman sen yerini verirsen bir şekilde bak üçüncülükteydi, dördüncülükte kaldı. Artık at sertlik yapmaya başladı. Çünkü önü dolu, dışı dolu. Yarıştaki evet. Tempo da yavaş bir tempo. 40'lara yaklaşan bir tempo. İlk 600'ü, 800'ü 51,5. Yavaş bir tempo çim pist için. Şimdi yine aslında bir toparladı. Güzel dışarıdan yerini aldı. Atını rahatlattı Fesi. Victory Weapon numaraya çıktı. Aternitas ikincilikte. Kazanan Umut Bey üçüncülükte. Hala güzel. Hiçbir risk yok. Şimdi burada Aternitas'ın dışını dolanmak istemiyor Fesi. Haklı olarak. Hamlesine bir şey diyemeyiz. Güzel yerlerde gidiyor. Yani buraya kadar yaptığı hamleler normal. Ama bir anda dışını rakibi doldurunca Fesi mecburen artık içerilere kalmak durumunda kaldı. Çünkü Aternitas'ın dışını bekleyeceğini düşündü. Bak tam orta açıldı. Oradan girecek. Bu defa yine bir daralma oldu. Yani Aternitas da biraz yarış boyunca faal yaptı diyemeyiz ama rakibini etkiledi. Mecburen sürekli kötü yerlerde kaldı. Şuradaki hamle bile hatalı hamle. Yine iki atın arasına girmeye çalıştı panikle. İşte dediğim gibi bir defa kapandıktan sonra sakin kalmadığınız zaman sizi daha da paniğe sevk ediyor. İster istemez. Son hamlesi bile ne kadar yanlış. İki atın arasını zorlaması. Geçmiş olsun, nazarlık olsun diyelim. Çok ağır favoriydi tabii. %70. Son yarışında İstanbul'da gösterişli kazanınca Gökhan Kocakaya idaresinde yarışseverlerimiz hayli bir teveccüh gösterdiler. Ama dediğim gibi yani bir kapanması sürekli olarak yarış boyunca kapanmasına sebebiyet verdi. Yarışta da yavaş bir tempo olunca kapandıkça kapandı. Geçmiş olsun, sakin kalamadı Fesih burada. Öz eleştirisini yapıp gerekli dersleri çıkartacak. Eleştirilerin haklı olduğu kanaatindeyim. Yapılan tüm eleştiriler yarışseverler tarafından. Dozunda yapılan olduğu sürece tabii. Tabii onu söylüyorum. Evet. İlk başta da aynı şeyi söyledik ya. Yani, belli sınırları aşmayan eleştiri açığız ama hani daha doğrusu arkadaşlarımız da öyle. Her insan öyle olmalı. Evet. Ama o dozunu aşan ve açıkçası art niyeti olan eleştirileri de Fesih'e kabul etmiyoruz. Ama şu anlamda baktığında bir jokeyin herhalde başına gelebilecek evet. En şanssız şeyler, durumlardan bir tanesi. Yüzde kaç AGF'si vardı? Bayağı 70. 70 gibi bir AGF ile koşan at sayısı 5 ya da 6 ve kapanıyorsunuz. Büyük talihsizlik. Gerçekten. Yani bu yarışlar yurt dışında farklı izlenir. Yani hocalar çağırır, farklı şeyler ararlar altında. Onu söyleyeyim, o kadar söyleyeyim ben. Bunun örnekleri var çünkü. Çünkü bir jokey 5 atta kapanmaz. Yarış hızlı gitse o da kapanmayacak da yavaş da gidince tamam işte, ama bütün atlar mücadelede evet. Olması gerekiyor. İşte bir hata yapınca artık işte arka arkaya geliyor. Hani gömleğin bir düğmesini yanlış ilikleyince evet. Arkaya kadar tamamı yanlış ilikleniyor ya. Dolayısıyla orada bir düğmeyi yanlış ilikledi Fesi. Yarışın sonunda da düğmenin gömleğin yakası biri böyle biri böyle oldu. Dolayısıyla şurada tempoya soksa hiçbir sıkıntı olmayacak.
düzlüğü... Yani gene kazanamasa da at yine en azından... At kazanırmış bence trafik de. Bence de kazanırdı. Bak buradan alıyor tekrar dışarıya. Hemen dolduruyor orayı bak dışındaki. Şimdi Aternitas bir daha içeri giriyor. Bak şimdi hamleye bak. Yine gitti iki atını ortasına soktu atı. İşte bak şimdi bak. Ya hadi en dışa çık bari oradan. Hata. En arkada şu anda. Evet, şimdi at geliyor aslında dediğin gibi. At geliyor. Ya niye iki atın ortasını zorluyorsun? Dışı boş ya Aternitas'ın artık. Çünkü panik. Kaybettim. Büyük favoriyim. Şansı değerlendiremedim. O anda... Bir soru vardı. Bir tweet görmüştüm yazılan Reynat Tivi'nin adında da. Şeydi. Hani türbin yarışı yapmaya mı kalktı diye. Birazcık acaba... Ama o şovlara falan girmeyin. Daha o şovları yapabilecek değil, kapasitede değil, değilsiniz tamam. Yani. Onu... sevgili Ertül çok yapardı. Ertül Can Kılıç'la ne bileyim hani Allah uzun üniversite Süleyman abinin çok vardı öyle türbin yarışları gelirdi böyle tam potonun önünde yarış kazanaraktan ama onlar o dönemin atları ve o jenerasyon birbirini çok iyi tanır atları tanır. Bu dönemlerde öyle şeyler götürmez. Şu anda yani. Bir jokeyimiz iyi jokeylerden biri bunu çok yapıyor bu aralar. 3 tane kazanıyorsa wow diyorlar bir tane de kaybediyor sürekli olarak. Şimdi isim vermeyeyim de. Ben tamam. Soyadı biraz uzun olan değil mi? Söylerim. Öyle mi? Ben mi yanlış şey yaptım? Biraz uzun. Çok kısa değil. Söyle. Kısa değil işte anladım. Dolayısıyla işte böyle olur. O türbin yarışı sevdanızı bence erteleyin eğer öyle düşündüyseniz ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bildiğin yarışı okuyamamaktan, evet. Tempoyu algılayamamaktan kaybedilen bir yarış diye yani düşünüyorum. Yani fesih de farkındadır. Hatasını tabii. Görürse zaten ileride iyi bir jockey olacak. Buradan gerekli dersleri çıkartsın kardeşim. Açıkçası uzun koşularda bu tip tempolar daha önemlidir. Mesela dün bir yarış vardı. Özel uzun mesafeli bir yarıştı. Ben onu çok merak ettim. Bursa'da bir koşu vardı. Lord of Thunder izledin mi? Lord of Thunder İzledim. Yarışını. Kübit gecikti biraz. He? Kübit ikinci oldu. Kübit ikinci oldu. Şimdi bu tip yarışlarda tempo önemlidir. Dolayısıyla o tempoyu iyi değerlendirebilmek. Şimdi uzun mesafeli koşular şöyle söyleyeyim. Uzun mesafeli koşularda hep şudur. Ben biraz da jokeye bakarım. Jokey nedir? Eğer yarışı iyi okuyabilen bir jokey ise o tempo yarışlarında da tempoyu iyi okur. Mesela hatta o Bursa yarışını şimdi şu yarıştan sonra verelim. Şimdi değil. Lord of Thunder yarışı. Orada da uzun mesafeli bir koşu. Starttan itibaren Lord of Thunder'ı bir değerlendirelim. Kazanan ismi İbrahim Sefa Söğüt. Ben baktığım zaman mesela jokeyler var içerisinde ama iyi bir apranti olduğunu bence orada gösterdi. O koşu da değerlendirdim. Çünkü gerçekten yarış okuyabilmek, şimdi 1400-1600 metrelik yarış bir şekilde başlar biter. Yer bulursun. Çünkü akar yarış. Anlatabiliyor muyum? Yarış akar. Ama uzun mesafeli koşuda bakalım sana cevap verecek mi altındaki atın? Veya sen yarışın ilk başlardaki temposu nasıl sen ha dediğinde yanındaki atlar da ilerler gelir senle kalırsın. Anlatabiliyor muyum? Bu tip şeylerde mesela dün Lord of Thunder yarışına hayran kaldım. O koşuyu da verdi arkadaşlarım şimdi gelsin. Start Rotavator koşunun liderliğini almıştı. Şimdi 2400 metrelik bir yarış. Aslında doğru bir noktaya değindin abi. Uzun mesafede taktik daha öne çıkıyor. Daha önemli. İşte onu söylüyorum. Kısada zaten atı hızlı başlatacaksın. Yarış atın aynen gidiyorsa öyle. Geleceksin. Aynen. Yani. Şimdi 2400 metre bir yarış. Düşünün Gazi Koşusu'nun koşulduğu yarış gibi düşünün bunu. 2400 metre mesafeli bir yarış. Bursa'da başladı. Durumlar. Şimdi tempolar ortada. Yarışın gidişi ortada. Uyutarak gidiyor rotavatör. Önde evet rotavatör tutarak gidiyor. Kazanan at şu anda 4. sırada gidiyor. Lord of Thunder. Sonlarda tabii ne olacak yarışı hep beraber izleyeceğiz. Rotavatör kendi temposunda. Kim var üzerinde? Muhammed Mir Bilgin var. Tempo yarışlarını yapabilecek. Ama burada kazanan at mesela Lord şu of Thunder. Şu an ikinci olan atın gerisinde. Kübit'in evet, gerisinde. Evet, evet. Ama yarışı o kadar iyi okuyor ki çocuk tempoyu o kadar iyi okuyor avansı ki. Avansı aldıktan sonra. He? Avansı alıyor bir yerden sonra. Evet, evet. Dolayısıyla baktığınız zaman ben mesela atı şöyle söyleyeyim. Yarışı en iyi okuyan jokey bence şeydi. Kazanan attı. Sebeplerini de söyleyeceğim, anlatacağım. Baktığın zaman şimdi nereden ben bu iki yarışı karşılaştırmak istedim? Öbürü de Neurosurgeon yarışı 2200 metrelik bir yarış. 2200 metrelik bir yarışta kardeşimizi eleştirdik değil mi? Neden? Burada kapanamazsın. 5 at koşuyorsun. Çok benzer bir yarış. Burada 2400 metre 6-7 at koşuyor. At sayıları aynı. 6 at. Aşağı yukarı 6 at. Ama
o kadar güzel yerlerini tutmuşlar ki, özellikle kazanan at bak o kadar doğru yerde yürüdü ki. Zamanlamayı görüyor musun? Timing'i görüyor musun? Evet. Bak şimdi baba zaten piyano sonata mesafe konusunda yapar. Mesafeyi yapabilecek bir at. İzlerken de aynı şeyi düşünün. Şurada atını çok doğru yerde evet. yürüttü. Bak o kadar güzel ve tabii at çok önemli. Kilo şimdi, avantajı da var. Kilo avantajı var. Gerçi çok az fazlamış ama at bir kere mesafe tutuyor. İkincisi at da sana cevap veriyor. Üzerindekiyle senkronize olunca öndeki rotavatör ne kadar kendi devir temposunu bulursa bulsun. Zaten durdu rotavatör. Durdu ama işte, ama neden durdu işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dip diri gelen bir tane Lord of Thunder var burada. Şimdi Kubit yarış bitmiş. Saldırıyor geliyor ki öndekinin geçme şansı bir 600 metre daha koşsa gene öndeki kazanacak. Çünkü zaten mesafeye yatkınlık evet. baktığın zaman koşu içerisinde yer tutma. Atın gücü... Aksiyonlarını da hissediyor. Uzun aksiyonlu tabii, bir at altında. Tabii. Yani, dolayısıyla burada mesela İbrahim Sefa Söğüt'ü kutlayacağız. Atı kutlayalım. Ve tabii ki Ali Pamukçı, bizim sevdiğimiz kardeşlerimizden bir tanesi. Evet. Ali atı antrenör ediyor. Sevgili yeni atçı kardeşlerimizden benim de tanışma şansı buldum. Çok hakikaten beyefendi. Bu camiaya her zaman lazım beyefendilikte bir kardeşimiz. Sevgili Mustafa Altın'ın atı. Böyle bu birinciliklerle hani bence keyif ve mutluluk duyuyorlardı. Şimdi sen gelmişsin buraya atının yarışını seyrediyorsun. Üzerindeki bir jockey bir hata yapıyor. Kendimi nörosurjinin sahibinin yerine koyuyor mesela bir önceki yarış. Moralim bozulur. Atım iyi bilmem ne, her şey iyi durumda, fit durumda. Şimdi buraya baktığın zaman at belli ki yay gibi yapmış Ali atı. Bak. İyi hazırlamış. Ali yay gibi yapmış. At böyle şey gibi yani. Hani okun yayını çeken bıraktığın anda hedefe gider ya. Aynı o da öyle. Hedefte hazır bekliyor. Bıraktı. Tak. İbrahim Sefa Söğüt de maşallah kardeşim, o da çok güzel bindi. Yani özellikle bu yarışı izledim çünkü baktım mesafeyi de 2400 metre mesafeyi görünce de. Kazanan at zaten şurada belli etti dedim ben. Yani daha ilk 800'de belli etti. Şimdi onu da görebilmek önemli. İlk 800'de atı görüyorsun zaten. Çok net bir şekilde kazanacağını belli ediyor. Dolayısıyla hazırlamıştır. Tabii bu başarıda pay sahibi olan herkesi bir kez daha kutlamak gerekiyor ki. Sevgili Ali'de çıkışta olan antrenör kardeşlerimden bir tanesi. Sami Ağa ile geçen hafta iki tane yarış kazandı. Hem Sami Ağa hem Lord of Thunder'la, ki Lord of Thunder'la bir de Ağustos ayında biçimde bir yarış kazanmıştık. Maiden bir yarış kazanmıştı ama Maiden atı olmadığını gösterdi. Muhtemelen şeyde yetişen atlardan bir tanesi bu. Pamukçı arasında yetişen atlardan bir tanesi. Ve Maiden bir at değil. Bak hemen bir Maiden yarışın ardından 4 şart bir yarış kazanıyor. Önü açık, mesafe tutacak. Bana göre son derece klas bir tay olduğunu işaretini verdi. Biraz altılı gayan harcı olduğu için hani gözden kaçmış olabilir. Hem onu hatırlatayım. Hem de 2200 metrelik nörosurjin yarışı, işte tempo nasıl okunur, yarış nasıl koşulurun örneğini vermek adına ben bu 2400 metrelik yarışta getirdim. Ayakları düz bassın, gerçekten çok özel bir safkan. Hani ekip de hakikaten benim de çok değer verdiğim, sevdiğim kardeşlerim. Çok başarılı olmalarını canı gönülden isterim. Çünkü neden? Böyle atçılar her zaman bu sahaya lazım. Kesinlikle. Ayakları düz bassın, yolu açık olsun, daim olsun diyelim. Senden de görüş ve değerlendirme almak isterim Tolga'cığım. Ben de atı çok iyi hazırlayan Ali kardeşimi kutlarım. Emeklerine sağlık. O da atçılıkta hani çekirdekten yetişen kardeşlerimizden bir tanesi. Tabii Ekürü'yü de kutlarım. Yeni atçılar mı acaba? Yeni atçı kardeşlerimizden Mustafa Bilge Altun. İyi bir ata sahipler. Eşkar olarak da kağıt olarak da güzel dayanıklılığa. Yani tek at değil, başka atları da var bildiğim ama evet. Hani... Bu at en azından keyif yaptırabilecek bir at yani. Evet. De çok iyi yetişmiş belli. Belli. At güzeli çünkü. Eşkal falan muazzam. Evet. Piyano sonatadan da güzel özellikler almış. Çim piste yatkınlık, sprint, dayanıklılık. Dolayısıyla ortaya da güzel bir başarı çıkmış durumda. İbrahim Sefa Söğüt de gerekeni yaptı. Risk almadı. Doğru yerlerde yürüttü. Bir şekilde de karşılığını almaları sevindirici. Yeni atçıların kazanmasına... Ayrıca da mutlu oluyorum tabii. Ben de, evet. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun, ayakları düz bassın. Ekibi, Ekürü'yü, antrenörünü, jokeyini, aprantik kardeşimizi de bir kez daha kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Yolları açık olsun, daim olsun, daha iyi yerlerde görmek adına diyelim. Şimdi geçen haftaki koşuları konuşurken, ki dünkü koşuları konuşacağız diğer şehirlerdekinde, hemen bir Yavinger'e gidelim derim değil mi? Yavinger'de yani
hakikaten ne özel bir attı, evet, ne sorunlar atlattı, ne problemler atlattı, ne sıkıntılarla koştu ve başarılı oldu. Arkadaşlarım eğer ekrana getirirlerse Yavinger yarışında 15 Eylül 2024 İstanbul 7. koşu verirseniz istekler kısmında ekrana getirelim ve değerlendirelim. Evet Tolga. Yarış çimden kuma alındı. Evet. İki atın çok lehine oldu bu tabii. Altın Sima ve Yavinger. Öyle bitti değil mi? Altın Sima da ikinci oldu. Evet, güzel bir yarış oldu. Startla birlikte Yavinger burada üçüncülükte koşuyu takip ediyor. Altın Sima ikincilikte. Şuradan hemen yarış sonuçlarına da bakalım, yanlış bir şey de söylemeyelim. Bir süredir Yavinger eski formunda değildi baktığınızda. İnişli çıkışlı performanslar sergileyen bir isimdi. O da lehine grubu bulunca ve pistte sentetiğe dönünce son derece avantajları oldu ve bu avantajları da kullanmasını bildi. Startla birlikte öne düşen isim Iron Sky'dı. O da koşunun favorilerinden bir tanesiydi. Tabii yarış çimde koşulsaydı Iron Sky'ın da daha lehine olurdu diye düşünüyorum. Fakat ciddi bir yağmur yağdı. Altının üzerindeydi çim pist o gün için. Haklı olarak Konserler Kurulu'nda koşuları sentetiğe aldılar. Düzlüğe kadar Iron Sky'ın temposuna razı oldu rakipleri. Buralarda Altın Sima ufak ufak yürütmeye başladı jokeyi Selim Kaya. Onun da amacı düzlüğe çıkmadan liderliği alıp geriden gelecek rakiplerine direnerek koşuyu kazanmak gibi görünüyordu yarışın gidişatına baktığımızda. Tam olarak düzlüğe çıkmadan alamasa da liderliği, düzlükte liderliği aldı. Bu defa geriden Yavinger'in presleri vardı. Vedat Abiş de erken tempoya soktu altındaki safkanı Yavinger'i. Bu da galibiyeti getiren en önemli aslında nüanstı. Biraz beklese Altın Sima öne çıktıktan sonra belki direnecekti ama 800'lerden itibaren yürütünce Yavinger de cevap verdi. Kazanmasını bildi. Altın Sima ikinci. Sentetiğe rağmen Iron Sky'ın üçüncülüğü de tatminkar. Ama kazanan at çıkışını sürdürecek izlenimi verdi. Evet. Tebrik ediyoruz ekibini, ilgililerini. Hakikaten dediğim gibi Yavinger'de ciddi anlamda problemleri, sorunları aşıp cengaver atlardan bir tanesi diyebiliriz ki hani her at bu şekilde koşmaz. O da yine Smart Robin'in önemli temsilcilerinden bir tanesi. Hı. Yine Japon attı, Sunday Silence attı dediğimiz zaman Türkiye'de ne denli başarılı olan bir hat olduğunu görüyoruz Yavinger'de de, özellikle uzayan mesafelerde. Fakat at güzeli, çok yakışıklı bir at baktığımızda. Fakat atlattığı sorunlara rağmen bu atı da koşabiliyor olmak yine bir ekip başarısı çok diyebiliriz. Bir ekip. İlgililerini, ekibini, yetiştiricisini, herkesi yine kutluyorum. Yine Gönen'de yetişen atlardan birisi. Evet, evet, Gönen'de yetişen atlardan bir tanesi. Az önce de fotoğrafın geldiği haradan. Doğru, doğru. Hemen Prens Levent'e geçelim istiyorum. Prens Levent de sezonun en başarılı, değil mi, taylarından bir tanesi olduğunu bizlere gösterdi. Bu koşuyla kazanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası koşusunu kazandı Prens Levent. Arkadaşlarım ekrana getirsinler. 16 Eylül Bursa 6. koşu arkadaşlar ve TRT'deki arkadaşlarımızın. Evet, gelsin ekrana. Neler söyleyeceksin? 7'de 7 yaptı safta. Evet. Katıldığı bütün kum yarışlarını kazandı. Ekibini bir noktadan ötürü kutlarım. Bursa Kocaeli dışına çıkmadılar. Hep ters pist, kumda devam ettiler. Mesafeler zaten şimdi tay yarışlarında çok uzun olmuyor şu anda. İster istemez yakın mesafeler. 1100 ile 1400 arasında değişen mesafeler. Bütün yarışlarında Ali Yıldız bindi. 7 yarışında da. Bu da ayrıca dikkat çeken bir nokta. Bu safkanın da ekibi yeni atçılar olabilir mi? Bizim programımızı çok izleyen dostlardan bir tanesi. Hatırlıyorum. Öyleyse bu da sevindirici bir konu tabii. Tek bir nokta var. Bu safkanın trafiği, yarış trafiği evet, biraz üst üste geliyor. Yavaş yavaş da o yorgunluk emarelerini son metrelerde vermeye başladı. Öyle her mi? Ne kadar düzlükte çok kolay olsa da burada hemen bariyer dibinden şansına da orası açıldı. Açılmaya da bilir diye. Hı hı. At da biraz güçlü olunca oradan girdi ve çıktı. Biraz topa da basarlarsa önümüzdeki yıl için yine konuda çok kıymetli bir safkanı seyrederiz. Aksi takdirde kış sezonunu bu tempolarda 2 haftada bir, 10 günde bir koşmaya devam ederlerse bir yerden sonra geçilme tehlikesi ortaya çıkacak.
Yani ben sonlarda biraz yorgunluk emareleri hissettim artık. Çünkü üst üste gelen yarışları oldu Safkan'ın. Bir tık hani böyle açık yarış atı edasında da koşulursa bence daha da iyi olacak. Çok kıymetli bir isim. Kısrak babası bunun da Yonaguska. Evet. Bence ilerleyen yıllarda bu etkiyi daha da göreceğiz. Ekibini kutlarım, ellerine sağlık. Kocaeli'de sabah idmanda çalışırken gördüğüm atlardan bir tanesi. Yakından gördüğümden böyle daha da farklı gözüken bir tay olduğunu söyleyeyim. Yakında daha farklı gözüküyor. Ve başarıları daim olsun diyelim. Hakikaten çok özel ve güzel bir at diyelim. Evet. Pekala. Hemen istersen Yeniköy'e geçelim. Geçen haftanın yıldız isimlerinden bir tanesi de Yeniköy'de. Önemli bir koşuyu kazandı yine Yeniköy. Akba Turkos'un özellikle taylarda, 3 yaşlı Arap tayları için kariyerlerinde son derece önemli bir tanesidir Akba Turkos'u. İşte o koşuyla yine çevirirken Yeniköy acaba dedirttirdi değil mi? Son koşularında çünkü inişli çıkışlı bir performansı var gibiydi bir ara. Kaldığı bir son yarışı oldu. Bu yarış nasıl koşacak? Yine daha önce kazanmış olduğu bir yarış vardı. Bu pisti de ben yapıyorum derken önemli isimleri geride bıraktı. Görüşünü almak isterim. Sezonun en önemli özel safkanlarından bir tanesi olduğunu da bizlere gösterdi. Yani hakikaten öyle. Baktığınızda 3 pistte de kazanmış bir isim. Yarışını kumda kazandı. Sonra çimde açık yarışlar kazandı. İkincilikleri, üçüncülükleri var. Bu defa da sentetik pistte yine grup 2 bir koşuyu kazanmasını bildi Akba Turkos'unu. Özel bir at olduğu her halinden belli. Zaten eşkali de muazzam. Bu da bir az önce konuştuk. Sekdavi attının son dönemdeki çıkıştaki ismi. Serhan Tay'ın temsilcisi. Kısrak babası da Timuran. Yarış hayatı unutulmaz bir isimdi Timuran'ın. Harada da çok uzun yıllar seyredemesek de yavrularını, 1-2 sezon aşımda kaldı ama en azından aygır yavru veremese de kısrak babası olarak bir anda işte karşımıza çıkıp böyle bir açık yarış atının kağıdında önemli bir yer tutuyor. Selim Kaya da röportajını da izledim yarıştan sonra. O da çok memnundu attan. Bir yarış önce altımda tam istediğim gibi değildi dedi ama bu yarış öncesinde start gerisine giderken de belli etti şeklinde bir açıklaması var kazanacağını. Net bir galibiyet. Bakalım muhtemelen Cumhuriyet'te falan bu safkanı görürüz bu sene. Büyüklere karşı neler yapacak ben de merakla bekliyorum. Daim olsun son yıllarda önemli yatırımlar yapan bir ekürahçılığımıza karşılığını alıyor olmaları da mutluluk verici. Selim Kaya da usta işi, atı da üzmeden, kendisini de yormadan net bir galibiyete imza attı. Gölgenin gücünün ikinciliği çok parlak. O da bir Sadın Gücü temsilcisi. Bayram abi çimde 1-2 yarış eksik koştu ama Halis Karataş ısrarla devam etti bu safkana. Burada bakıyoruz sentetikte güzel bir üçüncülüğe imza attı. Bay Yakut'un da %1 AGF ile dördüncülüğü oldukça kıymetli. Bahar'a bakan acaba Kavokum mu istiyor diye düşünüyorum. 5. kaldı o da. Evet, takip listemizi alalım dedik. Ve düne dönüyoruz. Dünden de 3 koşumuz var. Hemen değerlendireceğiz. İstanbul'da SS Warrior yarışı gelsin ekrana. Yine hakikaten çok özel bir yarış oldu diyebiliriz değil mi? Öndeki isimler birbirlerini kollarken bariyer dibinden geldi. Ve değil mi? Yaşça büyük rakiplerini de geride bırakırken nedenli sınıf, nedenli klas bir isim olduğunda Vala Sider koşusunda bize gösterdi. Yine uzun mesafeli bir koşu. Yine tempo bilgisinin nedenli öne çıktığını gösteren bir koşu. Ve Akın Sızan İdaresi'nde de bana göre net bir birincilik oldu. Tecrübeli isimleri ve yaşça büyük isimleri geride bırakırken. Evet Tolgan, neler söylemek istersin? Yani bir yarış önce bu at dördüncü kaldı ama mucizevi bir dördüncülük. Değil mi? Son yüze kadar tutarak 2-3 boy önde. Biraz erken yürümesinin, biraz da boşlukta kalmasının etkisiyle Safkan dördüncü kaldı. İşte ben şu olayı seviyorum. Hatalardan ders çıkartılmasını veya hata olmasa bile bir sonuç var. O sonuçtan sonuca göre kendinizi update etmeniz lazım. Ekibi bunu yapmış. Bu defa biraz daha beklettiler SS Warrior'ı. Yarışta da tabii Sforzering gibi tempoyu kabullendireceği önceden belli bir isim olunca biraz daha ön gruba yakın beklemeyi tercih etti ekibi. Bu da sonuca tesir etti diye düşünüyorum. Çünkü Sforzering baktığımızda kazanabileceği tempolarda gitti. Hiçbir prese maruz kalmadı. Düzlüğe kadar güzel getirdi. Belki bir noktadan sonra tam bir tempo sonuç ne olurdu bilemiyorum. Yarışı canlı izlerken burada
Evet. Bitirdi dedim ben öndeki. Çünkü dayanıklılığı da olan bir at, sonlarda da devam edebilen bir at. Fakat o da bazen gününde oluyor, bazen eksik koşuyor yarışlarında. Dün içinde şu tempoda bitirebileceği performansı sergilemesi gerekirdi. Bana göre biraz eksik koştu. Silistre kolay bir şekilde ikinciliğe hamle yaptı. Sanki kolay atlayıp kazanacak bir görüntüsü vardı. Evet. Ama onun kadar kolay olan da arkada öndeki rakiplerini kollayan bir Akın Sözen vardı. Bariyer dibine girdi. Şansına Sforzenik devam edemeyince o içerisi tam olarak açıldı. Güzel de bir koridor buldu. İki at arasında eşkal farkı da var. Şimdi Silistre çok baba yiğit bir at. Rakibine göre daha eşkalli. Ama o daha minyon fizikte olan SS Warrior belli ki çok formda. O formunun karşılığında aldı. Akın'da 4-4 çıktı. Yani böyle kusursuz bir timing, kusursuz yer seçimi. Sonuçta bir boy farkla da olsa yarışı kurtarmayı başardı. Ellerine sağlık diyelim. İkinci olan Siris'te de düzelmiş. O da her an kazanır. Pekala. Hemen Get Out The Way'e geçiyoruz. Get Out The Way de ağır sikletine rağmen Ali Yıldız'ın yarışı son derece iyi okumuş olması ve hakikaten işte hep söylüyoruz ya, yarış içerisinde tempo okumak, tempo bilgisi ve atını doğru yerde konumlandırmak ne denli önemli. Bunlardan bir tanesinin cevabını Ali Yıldız verdi. Burada kazanır da değilmiş gibi gözükse evet. De tempolara bakanlar aslında geriden gelebilecek atlar içerisinde siklet dezavantajına rağmen Get Out The Way'in ne kadar şanslı olduğunu bizlere gösteriyordu. Yarışı okuyanlar tarafından, iyi okuyanlar tarafından ki adeta olduğu yere bastı yaratlar ve sonlarda da sıklet dezavantajına rağmen bence güzel bir birinciliğe imza atarken kalitesini, kumaşını ispatlayıp rüştünü de bir kez daha ortaya koymuş oldu. Neler söylersin Tolga? Yani dediğin gibi abi 11,5 kilogram fark var ikinci ve üçüncü olan rakipleriyle arasında aleyhine yönde. Yani bu farka rağmen biat kazanıyorsa gruptan üstündür. Yarış içinde de çok acele etti diğer kardeşlerimiz. Özellikle My Cinnamon ve Time Magic çok aceleci davrandılar. Israrla birbirlerini preslediler. Bu da sonlarda onların durmasına yol açtı. Run for Hope iç kulvardan güzel geldi. Bu iki at acele etmese yarışı belki Run for Hope kurtarabilirdi. Katılıyorum. Onların aceleciliği Run for Hope'u da ikincilikte bıraktı. Tabii Get Out The Way'in normal şartlarda kilo kilo her türlü grubu geçeceği ortada. Ama dün özelinde de ağır kilosunun dezavantajını rakiplerinin aceleciliğiyle bertaraf ettiğini düşünüyorum. Ali Yıldız da zaten formda bu ekünün atlarıyla bu yıl çok önemli işlere imza attı. AGF olarak koşuyu da kurtarması, Castigliano çünkü %50 AGF'ydi. Yarış severinde elini rahatlattı diye düşünüyorum. Ellerine sağlık ekibinin ve jockey'nin. Evet. Hemen geçiyoruz Jülide Kız'a. Dünün starlarından bir tanesiydi Jülide Kız ve Selim Kaya ile adeta bütünleştiğini bu koşusuyla birlikte gösterdi. Daha önce erkek rakiplerini geride bırakırken bu sefer hemcinsleriyle birlikte koşmuş olduğu koşuyu kazanma başarısı gösterdi ki röportajlarda hemen yayın sonrasında sevgili Cansu'nun da benzer şekilde bir sorusu vardı Selim Kaya'ya. Selim Kaya şöyle bir cevap verdi. Hakikaten. Aynı şey benim aklıma geldi yarışı değerlendirirken. Dedim ki ya hani erkek rakipler daha sert, daha formda rakipler. Şimdi hemcinsleriyle koşacağı koşuda ligden ciddi rakip de vardı. Aynı soruyu Cansu sordu ve Selim'den şöyle bir cevap geldi. Aslanın dişisi erkeği yoktur dedi. Aslan aslandır dedi. Dolayısıyla bu anlamda dedi. Jülide Kız da bunların yanında bir aslan minvalinde güzel de bir cevap verdi. Dinlememiştim ama güzel açıklama. Çok güzel, çok Selim güzel. Selim Kaya'ya uygun bir açıklama. Aynen. Dolayısıyla Selim'i de kutluyoruz. Güzel bir açıklama yaptı ve yarışta da Jülide Kız hakimiyeti zaten ortadaydı. Biraz önlerde gittiğini Selim kendi de kabul etti. Evet. Öyle gitmem gerekiyordu dedi. Yani bilinçli bir taktikle öyle yaptığını da kendi ifade etti. Vallahi kutlayalım. Özel bir kısrak olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir şey de var. Dağ kapasitesinin tamamı değil bu. Dörtlüye döndüğünde de kolay bambaşka. Kazandım dedi değil mi? Evet, bir de kolay kazandım ve dörtlüde daha başka olacak dedi. Evet. Yani şu anda daha tay dedi. Dolayısıyla dörtlüye döndüğünde bambaşka bir Jülide Kız izleyeceğimizi düşünüyorum ben de. Ne zamandır özlemini çektiğimiz Arap atlarındaki değil mi? Dişilerden biri gelmiş olabilir diye düşünüyorum Jülide Kız'la birlikte. Selim'in bu öngörüleriyle. Çünkü Selim Kaya
hani öyle boş konuşan bir arkadaşımız değil. Altın dolu konuşur bu tip atlarla ilgili görüşlerde, görüşlerinde. Dolayısıyla bu anlamda da ben açıkçası Selim'in bu görüşünü kıymetli ve değerli ve altı dolu buluyorum. Bu nedenle Jülide Kız'ın dörtlü döneminde çok başka çok keyifli yarışlarını izleyeceğimizi de umuyorum. Atta yalnız yakın çekimde KJ görüntüsünde yarışın bitiminde ekrana geldi. Ne kadar fitmiş. Çok. Sırım gibi olmuş at. Çok çok. Yani çok. Tam böyle. Yakından da padokta da gördüğün öyle, zaman çok başka bir at görüntü olarak. Tam böyle fit durumda. Ben hep söylüyorum bizdeki atlar biraz fazla kilolarla da koştuklarını çok görüyorum, şaşırıyorum da. Bu at tam böyle sırım gibi olmuş. İlerleyen dönemde de umarım ki bu çıkışını sürdürerek dörtlüye de güzel dönerse Arap kısraklar arasında unutulmaz isimlerden birisi umarım ki olur. Bayan Altın'ı da çok beğendim. Çok o da iyi. Uçan Bey'in başarılı temsilcisi tabii. Kazanan zaten ayrı. Kazananın yaptığı iş öyle her atın yapabileceği şeyler değil. Evet. Temponun içindesin. Öndeki rakiplerini presleyip geriden gelenlere de direniyorsun. O zaten çok farklı olduğunu gösterdi. Ayrı bir noktada ekibini kutlarım. Çaldıran ikilisini, antrenörü İlker herhalde Köroğlu kardeşimizi. Tebrik edelim. Favoriliğin hakkını verdiler. Selim Kaya da favori geldi burada da. Yine bir grup koşu. Bayan Altın harika işgali var. Yaptığı çıkış inanılmaz. 3 ay önce falan maiden koşarken bugün geldi Cahide koşusunu yarım boy farkla kaybeden bir isim. Nergisli kediyi gördün değil mi? Gördüm. Kedi de kaçtı. Bir anda fırladı. Nergisli kötü yerlerde kaldı yarış içinde. Düzlüğe çıkarken biraz pistte ortaya dönmüştü. Daha iyi bir yerde olabilirdi. Aklımızın bir köşesinde olsun. Amandula da hemen diplerinde bitirdi. Dilara Sultan'ım koşunun 5.'si sonlarda bir gelişi var. Zaten az önce söyledik Tamer'in oğlu yaş aldıkça ve mesafe uzadıkça diye. Evet. Dilara Sultan'ım da mesafeler uzadıkça bu grubu bile geçebilir. Pekala. Ağzına sağlık diyoruz Tolga'm. Kısa bir reklam. Reklamın ardından yeniden birlikte olacağız. Tai TV'den son düzlükten ayrılmayın. Hemen ardından günün yorum ve tahminleri Ankara için gelecek. Kısa bir reklam ardından beraberiz. Hipodrom.com'un sunduğu program devam edecek. Hipodrom.com'un sunduğu program devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli bir program olduğunu umut ediyoruz ki hemen ardından da biliyorsunuz İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda elit 2 yaşlı tay satışları var. Hipodrom.com ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Yarış Atı İşleri ve Sahipleri Derneği ve Safkan İngiliz Atı İşleri ve Sahipleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu satış için hazırlıklar yapıldı. Sabahın erken saatlerinden bir görüntü için arkadaşlarım eğer ekrana verirlerse bilgisayarımı oradan da o görüntüyü aktarmış olalım. Padokta heyecan. Hat safhada erken saatlerde bu sabah saat 7.30-8 civarında çekilen görüntüydü. Satış padokta gerçekleştirilecek. Ekranda da görüyorsunuz hep beraber. Ekranlar da harika yalnız padokta. Ha? Bilgilendirme ekranları olacak orada. Atların not numarası. Tabii. Dolayısıyla bu anlamda da hakikaten keyifli bir satış olacak. Az sonra buradan da tabii görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşacağız. Yarışlar olduğu için belki bağlanamayabilir her iki kanalda ama TCK TV'nin de YouTube hesabından da satışı izleyebilirsiniz diyelim. Hatırlatalım. Artık günün tahminlerine geçelim. İstanbul değil Ankara ile ilgili. Günün birinci koşusu ile ilgili başlıyoruz hemen. Görüntüler de gelirse ekrana. Satış koşusu, birinci koşu neler söyleyeceksin? Evet. Ben bu koşuda bir isme şans vermek istiyorum öncelikle. Cazip bir Safkan. 6 numaralı Stronger Together takibimdeki isimlerden birisi. İlk yarışından bu yana Fines temsilcisi. İlk şansı ben 6 numaralı Tay'a veriyorum. Rakipleri kim? 1 numaralı Oğlum Salih, 2 numaralı Vahşi Bavikal ve 7 numaralı My Bingo. Evet, 1 numaralı Oğlum Salih benim de ilk şans verdiğim isim. Öncelikli olarak değerlendirilmeyeceğim. 7 numaralı My Bingo ve 6 numaralı Stronger Together'la birlikte 2 numaralı Vahşi Bavikal'ın da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Sıralamam 1-7-6-2 şeklinde olacak. Günün birinci koşusunda Ankara dedikten sonra ikinci koşuya geçiyoruz Tolga'nın. Dişilere ait bir maiden, kalabalık bir koşu. Trafik problemi yaşayan olur mu olmaz mı? Kafamızda bu soru işaretlerde olacak ama sonuç itibariyle senin düşüncen ne olacak? Ön plana çıkan bir bendeme var. Bendemeci misin?
yoksa rakipler önerecek misin? Şimdi bakıyorum, ben de AGF'sini merak ettim bu safkanın ne kadar ön planda diye. Herhalde %60-70'ler vardı. İkinci koşunun BTR'sine geçtik, evet. 78. Çok büyük bir AGF. Bin lira Surge'ın kaosu daha yaşar mıyız burada da bilmiyorum. Yok, ama. Çok dikkat etmesi gerekiyor, evet, trafikte. Yani geçen de çok favoriydi, ikinci kaldı ama yani bir sürpriz olur mu? Bence olmayacak. Kazanmaya yakın görüyorum. Şu tayı beğendim. 2 numara. Hayır, yok, bir şey yapmamış çok şu ana cazip kadar da. İdman pistindeki görüntüsünü beğendim. Gerçi ben rakip olarak önereceğim isim ben demeye Sakarbaşı Kızı ve Sahavet olacak. Öncelikle Sakarbaşı Kızı'nın önünde çok boş kalabileceğini düşünüyorum. Pardon, sen yorumunu tamamladıysan. Ben tamamladım. Sürpriz beklemiyorum. Beklemiyorsun. Ben kazanması gerekir. Olası bir aksilik durumunda, işte bir trafik problemi, yol bulamama veya bir aksilik durumunda ise ben demenin bana göre rakipleri öncelikli olarak 10 numaralı Sakarbaşı Kızı olur kanaatindeyim. Geçen yarış tempoyu biraz abartmıştı jokeyi. Bu kez daha kontrollü bir tempoyla giderse Sakarbaşı Kızı. Yine ekranda izleyeceğiz 9 numaralı Sahavet idmanlarında önemli aşamalar gösteren isimlerden bir tanesi. Biraz evvel de galop görüntüsü ekrana gelen 2 numaralı Akdeniz Gülü'nden de büyük bir sürpriz gelebilir. İdman pisti görüntüsü, eğer burada bir netice alamazsa koşacağı ilk kum pisti yarışında veya sentetikte takibi alalım diyeceğim 2 numaralı Akdeniz Gülü'nün. Dolayısıyla sıralamam. Ben demeye inanıyorum. Ama at yazarsak yanına önce Sakarbaşı Kızı, daha sonra 9 ve 2 deyip günün 3. koşusuna geçiyoruz. Aynı zamanda da 7'li presenin ilk ayağını oluşturuyor günün 3. koşusu. Evet, burada da ben yine cazip bir isimle başlamak istiyorum. Bu safkan 5 numaralı Kızım Mercan olacak. Kocaeli'deki son yarışını bence kazanırdı. Biraz bariyer dibinde kaldı. Jockey de o gün bir içeriden kamçı kullansa yine kurtaracak. Çok bariyere sıfır gittiği için tam aksiyonlarını da düzeltemedi. Az farkla ikinci kaldı Kızım Mercan. İlk şans bu safkanda. 2 numaralı Getto formunu buldu. Sert rakibi olur. Bu iki atın hemen ardından 1 numaralı Angel in the Snow ve 3 numaralı Real Chance ihmale gelmez. Bıraktığın yerden alıyorum. Real Chance ve 5 numaralı Kızım Mercan. Hakikaten son koşuda kazanabileceği bir koşuydu. O gün için istediği yerde bitiremedi. Belki potoda bitiremedi ama fena bir ikincilik elde etmedi. Bugün çok şanslı. Real Chance, 3 numaralı Real Chance ve 5 numaralı Kızım Mercan ikilisini rakiplerin bir adım önünde görüyorum. Ancak ekranda izlediğimiz 4 numaralı Madame Oracle'dan bugün bambaşka bir yarış gelecek. Çok farklı bir yarış geleceğine inandığım Madame Oracle'ı ben kendim açıkçası 3. isim olarak yazacağım. Yine aynı şekilde 1 numaralı Angel in the Snow'da mevcut bildiğimiz kumpis performansıyla koşudaki şanslı safkanlardan biri olacaktır. Bu yarıştaki sıralamamda 3-5-4 çizgi 1 şeklinde dedikten sonra 6'lı Ganyan'ın ilk ayağına geçiyoruz. Bu koşuda handikap 16 mücadelede 4 numaralı Devri Aleme ben ilk şansı veriyorum. Son startında ikinci ama bir önceki yarışında benzer grubu çok kolay bir şekilde geçti. Mesafe, pist, her şey istediği gibi. Devri Alem benim favorim. Öncelikli rakibinin sonlardaki ataklarıyla 5 numaralı Dağ'ın yankısı olduğu kanaatindeyim. Sonrasında çok uygun sikletiyle 7 numaralı Çağlar Taysız olmaz. Sonrasında sikletine rağmen bu defa da 1 numaralı Çağgür ve son olarak sürprizde temposunu kabullendirmesi halinde 3 numaralı Rıza Bey'e. Evet, 7 numaralı Çağlar Tay ile başlayacağım. 52,5 kilo gibi son derece uygun sikletle start alacak. Öncelikle şans verdiğim isim 7 numaralı Çağlar Tay. 5 numaralı Dağ'ın yankısı. Hem padokta hem idmanlarında gayet iyi gözüken isimlerden bir tanesi. Son yarış padokunu çok beğenmiştim. İkinci isim olarak önereceğim. 1 numaralı Çağgür. Evet, sıklet dezavantajı var ama sürekli artan bir formu var ki son ikinciliği tatminkardı. Ve 4 numaralı Devri Alem, dörtlüsünü ayırt etmeyelim diyorum. 7-5-1-4 öncelikli şans verdiğim ilk 4 isim. Ancak burayı geniş tutmak isteyenlerse sahip değişikliği olan, ki ilerleyen yaşına rağmen bir el değişikliği oldu, 8 numaralı Eğilce ve 2 numaralı Cebe Alp. Özellikle bu iki ismin, Eğilce ve Cebe Alp'ten de büyük bir sürpriz gelebilir. Aman dikkat diyelim. 7-5-1-4 çizgi 8 ve 2 deyip günün ikinci ayağına geçiyoruz. Yine sürprize müsait bir koşu. 6 numaralı Dinamit. Ne zaman nasıl koşacağı çok belli olmayan bir isim. 2 yarış kötü koştu, kazandı. Yine bu defa 2 yarış kötü koştu. Yine kazanabilir. Yani buna bağlamıyorum da grup uygunlaştı bu sefer. 6 numaralı Madenci. Elazığ yarışları tatminkardı. Ankara'daki son çim yarışı da güzel. Madenci ikinci sırada şanslı gördüğüm safkan. Bu iki atın hemen ardından
Son yarışını kazanan 9 numaralı siyah ateşsiz Özüm Hanımer güçlü bir kağıdı var. Siyah ateşsiz olmaz. 2 numaralı Zeybek Ağa ve sürprizde 12 numaralı Irmak Bey diyorum bu koşuda. Evet, 6 numaralı Madenci ve 5 numaralı Dinamit ikilisini ben ayırt etmeyeceğim. 6 ve 5 Madenci ve 5 numaralı Dinamit ikilisini rakiplerinin bir adım önünde tutalım. Öncelikli olarak ancak 9 numaralı Siyah Ateş son kazanmış olduğu koşusundaki performansı ortada. 13 numaralı Menemen yeni ekibinde, yeni ilgililerinde her geçen gün önemli gelişmeler içerisindeki son ikinciliğini de çok beğendim. Açık söylemek gerekirse el değişikliği olan atları iyi koşmasıyla bilinen bir ekipte. Daha önce de işte Golden Ruler'lar yine Akbulut Ekülüsü. Geçen hafta Selim'in bindiği Safkan, Color of the Light gibi. Menemen'de yeni bir ekip değişikliği oldu. Dolayısıyla şanslı Safkanlardan biri olacak. 6, 5, 9, 13 sıralamasını ben ayırt etmeden değerlendirelim diyorum. Burada bir sürpriz olursa 8 numaralı Kılıç Kızı ve 4 numaralı Asaf Baba. Aman dikkat diyeceğim. Nitekim idman pistindeki görüntüsü çok çok iyi gözüküyordu. Padokta da son yarış padoğu da çok iyi. 4 numaralı Asaf Baba'nın dikkate alınabilir. Sıralama 6, 5, 9, 13 çizgi 8 ve 4 şeklinde olacak. Ve geldik günün 4. ayağına. Kısa vadeli mücadele. Bu koşuda 2 numaralı Yiğit Kardeş ön plana çıkmakta. Yarışı koşturacak olursak Tunç Dağ, Baytosun oğlu bunlar öne çıkacaklar. Bordo Mavi de bu tempoya düzdükten sonra ayak uyduracak mecburen. Etkili sprint ile de Yiğit Kardeş'in sonlarda devreye girmesi gerekir. Benim bankom, daha doğrusu limanım Yiğit Kardeş. Evet, Yiğit Kardeş konusunda farklı düşünmüyorum. Tek kafamdaki soru işaret 62,5 kilo sıkleti ve eskiden yanında geldiği atları kolay atlayabiliyordu. Şimdi biraz oyalanıyor atların yanında. Bu nedenle rakip 5 numaralı Bordo Mavi'yi dikkate alabiliriz. Diyoruz ki Bordo Mavi de yarış hayatının en formda günlerini sürüyor. Üzerinde de Gökhan Kocakaya var. Sıralamam 2 ve 5 şeklinde olacak bu ayakta. Ve 4. ayağa geldik, günün 7. koşusu aynı zamanda. Yani burada Akınlar Bey tabii son dönem koştuğu gruplara baktığımızda ön plana çıkan isim. Kazanmaya da elbette yakın. Benim de ilk şans verdiğim isim. Ama bir rakibi olduğunu düşünüyorum. Aralarında da 5 kilogram gibi önemli bisiklet farkı var. 5 numaralı Ranfor Yavuz bu isimde. Bu safkan 3 yarış net galibiyetlere imza attı. Son yarışında 3. oldu. Sebebi de 2400'e çıktı mesafe. Yani hatalı bir mesafeye çıktı. Tercih yanlıştı bence bu safkan özelinde. Bu defa tekrar ideal mesafesine döndü. Akınlar Bey'i kazanmaya yakın ama bir safkan onu geçecekse bence o da Ranfor Yavuz olabilir. Pekala. 3 numaralı Serida ile başlayacağım ben. Tabela içerisindeki koşulları bence gayet tatminkar ve bu gruba yetecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şanslı 3 numaralı Serida'ya veriyorum. 4 numaralı Akınlar Bey'i ve 5 numaralı ekranda izlediğimiz Ranfor Yavuz ikilisiyle birlikte bu ayağı 3, 4, 5 şeklinde bu 3 isimle ayırt etmeden, ama altını çizmek istiyorum, ayırt etmeden birlikte beraberce değerlendireceğim. 3, 4, 5 deyip günün 5. koşusuna geçiyoruz. Burada da yine 3 isim ayrımsız bence yazılsın. 4 at koşuyor ama 3 at arasında bir mücadele bekliyorum. 2 numaralı Headship, 1 numaralı Demedi Deme ve 3 numaralı Air of Supremacy. 3 atı yazalım, rahat bir şekilde izleyelim bu koşuyu. Evet, farklı düşünmüyorum. Ben 3 numaralı Taydan Air of Supremacy'nin çok şanslı olacağını düşünüyorum. Yarış seçilerek koşuluyor. Kazandığı yarışlarda zorla kazanıyormuş gibi gözüküyor ama sonuç itibariyle baktığımızda kendini bir şekilde potaya atabiliyor ve sürekli kendini aşan yarışlar yapıyor. İlk şans verdiğim isim son koşusunda Depperman gibi sezonun bana göre en özel atının arkasında ikincilik elde etmiş ekranlarda Headship ise bugün eğer Air of Superman's'in eksik koşması durumunda devreye girebilecek ilk isim olur. 3-2 benim de bu ayaktaki sıralamam dedikten sonra günün son ayağına geçiyoruz. Yine Arap Dişi Taylan'ın maiden mücadelesinde ekrandaki 1 numaralı Hatun Ana'nın son yarışını çok beğendim. Bugün aslında liman önerecektim ama biraz kulvarı kötü. 14 en dış kulvarı çekmiş. Bu sebeple yanına rakip önereceğim yarış içinde iyi yer bulamaması ihtimaline karşı. Bu rakiplerden ilki koşunun da favorisi olan 4 numaralı Eşay olacak. Sonrasında Ebrar gibi bir kısran
anne hattında gördüğümüz Evrar gibi bir ismi bulunduran, zaten isminden de anlaşılacağı üzere 3 numaralı Evrar Hatun 3. sırada şanslı. Bu 3 atın hemen ardından son yarışında çok güzel sprintle gelen 10 numaralı Subank Yana ve son olarak da ilk startında güzel bir üçüncülüğe imza atan 11 numaralı Şen Gürsulu ile günün kapanışını yapabiliriz. Evet, günün kapanış ayağına geldiğimizde ben de 3 isim önereceğim ama öncelikle şansı yarış hayatının ilk startında gerek padok görüntüsü gerekse o yarış öncesindeki idman görüntüsüne tam eşdeğer bir yarış gerçekleştiremeyen ama padokta çok beğendiğim 3 numaralı Ebrar Hatun'a ilk şansı tanıyorum. İlk isim olarak kuponlarda yer almalı 3 numaralı Ebrar Hatun, 4 numaralı Eşay ve 11 numaralı Şengürsulu. Özellikle 11 numaralı Şengürsulu adının altını çizmek istiyorum. Koşmuş olduğu yarışında çok beğenmiştim. Bugün evet bir start dezavantajı var gibi gözüküyor ama eğer yerini doğru yerde tutarsa bugün Şengürsulu'dan çok sürpriz bir netice gelebilir. Sıralamam 3, 4, 11 şeklinde olacak. Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuda. Evet Tolga, Eray'ın, evet. Eray yoktu bugün. İkimiz götürdük programı ama Eray'ın yorumları bizlerle birlikte. O tahminlerini gönderdi, yorumlarını, değerlendirmelerini gönderdi. Hemen ekrana verelim, verdi arkadaşlarında. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 7 numaralı Çağlartay ile başlatıyor Eray kuponunu. Riski ilk ayaktan almayı tercih etmiş. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise yine bir cazip isimle başlıyor. 10 numaralı Hadioğlu ile başlamış. Öncelikli şansı 10 numaralı Hadioğlu'na veriyor. 13 numaralı Menemen, 1 numaralı Ateş Ayaz, 2 numaralı Zeybek Ağa, 6 numaralı yine Madenci, 8 numaralı Kılıç Kızı ve 9 numaralı Siyah Ateş yazmış. Ben buraya 4 numaralı Asaf Baba'yı da ilave ederim ben olsam. Bu kadar at yazınca bir ilave ederiz diye düşünüyorum. İzleyicilerimiz en azından demin çok beğendim. Yine bir üçüncü ayağa geldiğimizde ise 9 numaralı Tumbul Çiçeği ile başlamış. 8 numaralı Mega Star, 5 numaralı Bordo Mavi, 2 numaralı Yiğit Kardeş ve 4 numaralı Bay Tosunoğlu sıralamasını üçüncü ayakta değerlendirmiş. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise 3 numaralı Seriday, 4 numaralı Akınlar Bey ve 5 numaralı Ramfor Yavuz üçlüsünü ayırt etmemiş. Yine benzer şekilde aynı burada örtüşmüşüz. 2 numaralı Headship, 3 numaralı Aerospromance ve 1 numaralı Demedi Deme üçlüsünü ayırt etmiyorum ben demiş 5. ayakta Eray Balcı. Yine günün son ayağında 4 numaralı Eşay'a ilk şansı tanırken 12 numaralı Tiki Taka, 11 numaralı Şengürsulu üzerinde o da durmuş. Yine 1 numaralı Hatun Ana ve 3 numaralı Ebrar Hatun sıralamasını değerlendirmiş kendi şablonunda. Dolayısıyla bugün bizlerle birlikte değildi ama yorum ve görüşlerini de Eray aktardı. Biz de sizlere aktarmış olalım. Geldik programın sonuna. Vallahi biz burada keyif aldık. Umarız aynı tadı, aynı keyfi. Sizler de ekranlarınız karşısında almışsınızdır diyelim. Yarın da Eray yok. Yarın da Tolga'nınla beraberiz. Ama yine yorumları bizlerle birlikte olacak. Programın başında bahsetmiştik. Çok sevdiği bir dostumuzun, kardeşimizin babası vefat etmişti. Şehir dışında olduğu için bugün bizlerle birlikte değil ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden beraber olacağız. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun. Yarın yine saat tam 10.30'u gösterdiğinde görüşmek üzere diyorum. Sözü bugün kapanış için Tolga'na bırakıyorum. Evet, bugün Eren'in yokluğunda maçı idare etmeye çalıştık. Şimdi hipodroma doğru yol alacağız. Tay satışları bizleri bekliyor. Yarın yine 10.30'da inşallah huzurlarınızdayız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hipodrom.com sundu.